çarpan yüreklere selam. Hey Talks'un hastaları, delileri, manyakları, kafayı kırmışları. Ya bugünü çok bekledik. Bugünü her gece yatarken istedik. Her gece yatarken bekledik. Bugün için çok acı çektik. FM ne zaman hoca? FM ne zaman hoca? FM gelmeyecek mi? FM gitmeyecek mi? Ne yapacağız? Öyleydi, böyleydi, şöyleydi. FM geldi. FM geldi. FM de öyle normal gelmedi, öyle diyeyim size. Bomba geldi. Biliyorsunuz ki iki tane kariyer açacaktık. Bir tanesi Hull City. Bir tanesi Bursa Spor. Ekranda ufak bir tane çizik vardı. Kusura bakmayın, ekranımdaki çiziği düzeltmek zorunda hissettim. Bir tanesi Hull City. Bir tanesi Bursa Spor. İkisinden de caydım. İkisinden de caydım ya. İnsan arkadaşlar, insan cayan bir varlıktır. Bunu şimdi açıkça söyleyeyim. İnsan cayan bir varlıktır. Şu karara vardım. Hull City'ye mi gitmek istiyorsun? Hey sen! Bursa Spor'a mı gitmek istiyorsun? Hey! Şu an bu yayını açıp arkada bir şeylerle uğraşan adam. Senin canın çok mu Bursa Spor çekiyor ha? WhatsApp'ın sesi açık kalmış ya. Ya opera! Opera tarayıcı! Bunu Chrome'da bir kere kapatıyorduk bunun sesini. Bu kapalı kalıyordu. Opera'da her gün bir daha kapatmamız gerekiyor. Neyse, önemli değil çok. Bir takım çalıştırmak mı istiyorsun? Bir takım çalıştırmak mı istiyorsun? O takımı hak edeceksin şişman çocuk. Canın çok mu Hamburg'la kariyer çekiyor ha? Önce Hamburg seni isteyecek. Değerli YouTube seyircisi, değerli Hey Talks hastaları, değerli YouTube izleyicisi. Journeyman modundayız. Ve işsiz başlıyoruz. Birazdan sizlerle beraber muhtemel ligleri seçeceğiz. Ondan sonra oyuna başlayacağız. Zort bir teklif geldi. Hop üstüne atladık. Yok. Öyle bir şey yok. Kim vermiyor fena diye? Ustava Kamil Ovidoğlu. Öyle bir şey yok. Önce bize teklif edilen paranın bizi o şehirde yaşatıp yaşatmayacağına bakacağız. Kiralara bakacağız. Yani birazdan burada öyle bir FM kariyer başlıyor ki, birazdan burada öyle bir şey başlayacak ki, bu çok uzun bir maalesef ki maalesef hayatınızı felç edecek dizinin ilk bölümü birazdan başlayacak. Bize teklif veren yerdeki şehirdeki ev fiyatları,
Kira fiyatları. Bir taşıt alabilir miyiz? Alamazsak ulaşım ücretleri. O şehirde aylık ne gerekir? Hepsini ilmek, 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 ilmek inceleyip karara bağlayıp oyuna girdiğimiz, ağır ağır oynadığımız, tıpkı gerçek hayat gibi ağır ağır ilmek ilmek döşediğimiz bir kariyer başlıyor. Hep beraber. Ama bu güzel kariyerin başlangıcında bir herkesten birer tane like alacağım. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmayacak. Like'ım gelecek. Böyle böyle dedikten sonra OneSpor'a giden Aytolks ağabey. OneSpor da mantıklı gelebilir. Araştıracağım. Van'da akrabalarım var. Yanlarında kaç gün idare edebilirim? Elevated latency and errors. Discord ne diyor lan? Elevate Discord bir şey diyor. Elevated, elevated diyor. Ne diyor? Discord. Dur. Açıl bakayım. Elevated delete bir şey diyor lan. Discord girmiyor Discord'a. Elevated latency and errors diyor. Bu ne beyler? Elevated latency and errors ne demek lan? DC çökmüş. DC çökük mü? Allah Allah. Nasıl DC çökük ya? Hoca Amerika'da da çökük geçmiş olsun beyler, size bir şey söyleyeyim mi? BM'yi her zaman oynarız, bu dediğim aramızda kalsın. Feci bir siber savaş var şu an. Siber savaş. Feci. Geçen gün Google'ın altını üstüne getirdiler, YouTube'da yayın açamadık. Bak buradan çıkmasın. Felaket bir siber savaş dönemindeyiz. Sibel kim demiş? Altar. Sapık Altar. Ne Sibel'i oğlum? Korkunç bir siber savaş dönemindeyiz. Bak. Buradan çıkmasın. Geçen gün dolar 24 görünüyor. YouTube'da yayın yapamadık. Bak. Çıkmasın yalnız. Felaket bir dönemdeyiz. Allah yardımcımız olsun. Yani bildiğiniz gibi değil. Koskoca YouTube ya. YouTube çöktü, yayın açamadık. Bugün de Discord. Ya bunlar taş gibi uygulamalardır arkadaşlar. Yani Discord'un çökmesi. Haftada bir mesela WhatsApp çöküyor. Ne alaka mesela? Çökmez mi? Çökmez diyebildiğimiz bir yer ya. Anladınız mı? Çökmez dersin mesela. Discord. Ben ilk kez bak aylardır Discord kullanırız. Hiç çöktüğünü gördünüz mü? Ne alaka mesela? Discord çöktü. Ne alaka? Çok korkutuyor beni bu işler. Discord'un çöküklüğü ne alaka mesela? Bak bir daha girelim. Starting diyor. Onun daha... Aa dur, girdim, girdim. Girdim. Abi hoş geldin. Hoş geldin. Yanlış odaya girdim. Buradayız, tamam. Ya hemen çözdüler ya. Beni duyuyorsunuz mu? Ben sizi asla duymuyorum. Ses. Duyuyoruz abi, ses. Tamam. Tamam. Ah, abi siber savaşı bitirdik. Ama mesela size bir şey söyleyeyim mi? Bak mesajlar yüklenemedi diyor mesela. Abi evet, sen, yazılı. Hala var. Problem var gibi abi. Evet. Şu an Discord. Bir daha çıkmam. Öyle diyeyim. Selam. Evet. Başlasın journey'miz be. Yıllarca sürecek. Kim bilir neler yaşayacağımız. Ne maceralar.
ne şehirler tanıyacağız, ne futbolcularla söveceğiz, ne insanlarla kötü olacağız bu kariyerde. Başlasın! Şimdiden hayırlısı olsun. Şimdiden hayırlısı hadi olsun bakalım. Büyük. Çok heyecanlıyım. Çok. Ekran acayibim. Paylaşımı alabilecek miyiz? Ne alıyorsun lan? Ekran paylaşımı. Vallahi bir deneriz ama. Alırız gibi geldi. Tamam yaptık. Aldık. Şimdi ben diyorum ki Türkiye 2. ligine kadar koyalım. Okey. Bence mantıklı. Çünkü işsiziz. Lazım iş. Bundesliga 2 ve üstü olsun. Olsun abi. Güzel gurbetçi takımları belki buluruz. Championship ve üstü olsun. Abi bence bir altında al İngiltere'nin. Öyle biz mi sıfırdan diyorum? Başlıyoruz değil mi hocalığa? Yani en zayıf ya halimizle başlıyoruz. Ben kendim hani yarın Twitch'i bıraktım hocalığa girdim gibi düşün. Ha. Tamam o zaman bir altında alalım evet İngiltere. Başka ne ligi konabilir? Fransa 2 sarar mı? Yok gibi geldi. İtalya C vardı galiba. İtalya C'ye İtalya kadar. İtalya sarar mı? Ne diyorsunuz beyler? İtalya sanki. Belçika Hollanda'ya baksak Hollanda 2'ye falan. Belçika Hollanda mı diyorsun? Hı hı. İtalya'ya sarar diyor millet abi. İtalya de deli İtalya sarar değil. Deniyor milletten. İtalya'da hapis işi var ama abi 3 sene sonra. Yatarız. Yata yata biter. Japonya ekle diyorlar. Japonya'yı şeye ekleyeceğim beyler. Bir dakika onu veri tabanına ekleyeceğim. İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye, Almanya. Bunlar Portekiz. Tamam. Fransa'yı... Portekiz olabilir mi? Fransa'yı şeye ekleyelim. Veri tabanına tamam. Ekleyelim. Portekiz'i de bence ekleyelim abi öyle. Portekiz'i ekledim. Hollanda'yı ekledim. Belçika'yı ekledim. Brezilya'yı ekledim. Brezilyalı topu severim. Afrika'daki milli oyuncuları severim. Çünkü Beşiktaşlıyım. Japonya'yı ekleyecektin abi. Japonya'yı ekleyecektik. Bir abi de chat, Fransa'yı arada... ekleyeceğiz. Dur. Evet abi chat yayındaki chat'in yerini değiştirmeni istiyorlar. Neredeki yayındaki chat? Ha, chat ne kötü yere gitmiş lan öyle dur. Beyler yeni gördüm. Sorry. Abi. Yeni gördüm. Sorry. Güzel. Bir şey daha ekleyecektim ya. Fransa. Dur ha. Fransa'dan da en iyi ülkedeki oyuncular da zek. Yok çok mu daralttık ya? Daralsın ya önemli değil. Tamam. Şimdi bir de Japonya. Abi başlamadan bir süper chatlere bakalım. Eray Baran Şahin. Kesinlikle YouTube'da izleme hastası olarak Twitch iptal edip en üst paketten girdik. YouTube'dayız kral ama yani yarın YouTube banlarsa o zaman da Twitch'teyiz. Bu sefer de diyeceksin ki bana. Yalan mı söyledin bana diyeceksin. Yani o yüzden bugün YouTube'dayız yani. Banlamadıkları sürece buradayız diyebilirim. Fasterman. Abi antrenör lisansı da koyma Fasterman. Abartmayın dayı. Bir dakika. Şimdi Japonya en iyi lig kulüplerinden oyuncular dedik. Ya da ülkedeki uyruklu oyuncular mı desek ya? Abi evet çok... evet uyruklu. Uyruklu daha mantıklı Japon. Abi bir şey diyebilir miyim? Buyur. İkinci vatanın olarak söyleyebileceğimiz Avusturya'yı eklemeli miyiz? Aa eklemeliyiz lan. İş gelse giderim Avusturya'dan. Dur. Avusturya. Bize bir şey diyeyim mi? Feci akar. Sizin takım neydi abi Kore abiyle? Yoktu. Vardı sanki öyle. Avusturya Viyen yok miydi? Yok lan. Ben bir iki kere Esfahorun'da bulundum ama keyfi. Abi böyle sanki iş bulmamız biraz zor olacak gibi ama. Abi İngiltere... vize nasıl alacaksın diyen var Avusturya için. Diyecek bir şey yok o insanlara da. Kulüp başkanı çözer beyler ya. Irak Ligi olsun başka abi. Mı? İspanya bak İspanya 2'den gelebilir bence bize teklif. Skybet League 1'den gelebilir. Admiral 2'den Banco gelir. Avusturya 2. Liginden. Yani bildiğim TFF'den yer. TFF'den de gelir bence. Seri B'den de gelir abi. Gelir gelir. İş buluruz. Hemen ilk işi atlamak yok ama onu söyleyeyim. Biraz şey yapacağız. Tartışırız biraz orada. Biraz tartışmamız lazım. Oradaki maddi şartlara bakmamız lazım. Başlıyor. Kanallara çıkıp konuşacak mıyız abi?
Oralara beni sokma. Oyunuzu bir yıldız. Bir sezonu 10 yılda oynayacağız. Keyif bombası. Hazırlanın. Cipslerinizi alın. Kolalarınızı alın. Her şeyi alın. Bir kenara zulalayın. Haftada bir gün. Kaçmaz bir içerik. Bak söylüyorum, aklı olan kaçırmasın. Kulübün sosyal medyasını açıklama yapalım hoca. Yaparız. En iyisini yaparız. Kimse bizim kadar iyisini yapamaz hatta, öyle diyeyim. Aha. Benim tip aşağı yukarı. Güzel. Kiloyu bir çıtır daha arttırayım. Şimdi. Şey, özelliklerime de bakalım ya. Kişisel bilgiler, tecrübe seviyesi. Doğum yeri İstanbul mu? Sorumluluklar. İstanbul tabii ki benim doğum günüm bu arada. Eyvallah. Şeyi nereden görüyorduk? Lisans bilmemesini. Devam takım seçmeden sonra. Menajerlik tarzı mı? Ha tamam. Evet. Aynen yukarıda. Ben diyorum abi, ki abi uluslararası tamam, pro lisansımız olsun. Bence o kadar. Öyle ya, olursa ama direkt boş iyi bir takıma seni çağırırlar. Evet. O kadar da olmasın bence. E olsun ama daha yeni ehliyet aldım ya. A lisans diyelim o zaman. A lisans. Bence de A lisans. Ya da uluslararası B olsun tam ortası. Ama oğlum bak, diyor ki ulusal anlamda oluşabileceği en yüksektir. Yani uluslararası bir takım gelmez ki o zaman. Ya ulusal tamam, alırsan sadece Türkiye'de çalışırsın. Uluslararası evet, A alırsan her yerde çalışırsın. Ama bence, oyunu oynamaya bence, devam ederken lisansın artabiliyor abi. Bence size bir şey söyleyeyim mi? Uluslararası C alalım. Yani uluslararası da teklif gelsin ama mesela uluslararası en kötü adamız gibi olsun. Mantıklı. Mantıklı abi. Değil mi? O da olabilir. Çünkü ben yeni bir dönem Avusturya'da yaşadım arkadaşlar. Yani benim uluslararası C olması lazım. Bence B olsa da iyi olurdu uluslararası ama. C olsun ya. Okay. Bu arada Beşiktaş'a seçtik yanlışlıkla. Dur. Sağ tarafta. Ne diyeceğiz? Kulüpsüz başla. Kulüpsüz tamam, başla evet. Vay be. Heyecandan ölü vereceğim galiba beyler. Uluslararası C. Bunu direkt amatör küme dedim. Okay. Bence yarı profesyonel mi desen abi? Amatör küme mantıklı ya. Onda sıkıntı olmadı. Bunu birazcık gerçekçi olsun istedim ya. Ben benimdir yani çünkü. Tamam abi. Sürünmek lazım biraz ya. Sürünelim ya. Kafayı yiyeceğim galiba. Başlıyoruz. Kafayı yiyeceğim galiba. Kafayı yiyeceğim galiba. Abi boştaki takımlara sakın Beşiktaş bakma. Beşiktaş boşta mı gözüküyordu? Harbi mi? Yurt dışında galiba çalışmayı düşünür müsünüz diyor. Ya Sergül düşünürüz. Düşünürüz. Her gün yatmadan. Düşünürüm. İş piyasası. Beşiktaş diyor beyler. Tuzlu Spor buraya diyor beyler. Ben vurulduracağım galiba. Beşiktaş'a çok iş var da yani, bunlardan biri bizi Samsun diyor lan. Başlıca adaylar Sergen Yalçın. Sergen. Zor. Abi bence lan hemen baş, talip ol. Bence sana hayır, teklif gelsin. Biz bence olmayalım. Biz kimseye talip olmayalım. Bize gelsinler. Bize gelsinler abi. Biz peki milli takım gelirse kabul ediyor muyuz? Yok be. Yok ya, anlamadım. Ama mesela şöyle bir şey var. Mesela şimdi çok da işsiz durmayalım. Çünkü bir yandan bunu biz gerçek roleplay yapıyoruz. O zaman da bir yerde artık para kazanmam lazım yani. Ama şöyle, şimdi sezon başlayacak. Yeni hocalar bir süre gitmez. Aynen, işsiz kalırım be. Abi en güzel yer. Fethiye be abi. Çok pahalı ya. Bir önce kadroya bakalım ama abi. Ama Fethiye'de ev fiyatları falan çok pahalı. Biz daha bu işe yeni başlıyoruz abi ya. Kulüpte kalsak? Ben bir an gibi. Dur, vaat çakalım sürekli. Kulübün mali durumu tam... Abi diyor ki bak, kısıtlı imkanlarda çalışmaktan sıkıntı duymayan menajer arıyoruz. Lan ben kısıtlı imkanlarla 30 yıldır yaşıyorum, yeter ya. O zaman sağdaki tam istediğim şekilde evet, bir durum. Ben genellikle teknik heyeti genişletme ihtiyacı duymam. Futbol direktörümüz ya, hem kısıtlı imkan ya, taktı.
Ayranın yok. İçmeye taktrivanla gidiyorsun sıçmaya başkan. Yani durumumuz yok diyorsun, sportif direktör tutmuşsun ya. Neyse tamam duralım. Evet. Sıfırda yok. Bir değişiklik düşünmüyorum. Tamam. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Biraz Önder Karaveli yapalım. Beni menajer bana sorulan beklesin. Ligde şampiyon olup üst lige çıkmayı başarabilir. Bu çok ağır olur lan. Çok ağır olur. Beklentisi ne kulüpten? Hemfikir ol. Biraz adamla hemfikir olalım. Biraz da şey yaparsın bazen çünkü iş görüşmelerinde. Dinlemeden kafa sallarsın. Biraz onu yapalım. Aklıma bir de bizde bir heyecan da var şimdi. İlk daha. Bir de abi vereceği para da önemli. Ben öyle 3.30 paraya gitmem yani. Şimdiden söyleyeyim. Atletik mi? Neyi lan bu? Tabletimiz var. Tableti satarız en kötü. Bir ay daha bekleyelim lan. Şu an önerilen iş yok diyor ya. Boştaki takımlar Petiet hala bizi istiyor. 400 bin euro mu? Maaş bütçesi. Ha. Ah be. Bizim 16 bin euro. 16 bin euro 30'da çarp. 160. 480. 500 bin. 500 bin lira. Yıllık. 40 bin lira. Ayda 40 bin lira mı? Ayda 40 bin lira. Fethiye'de ucu ucuna yaşarsın abi. Fethiye'de fiyatlar çok ya. Yok yok. Kulüpte kalman lazım. Anca öyle. Kulüpte nasıl kalacaksın abi? Eşimiz var, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Bak Yağmur al diyor. Bence ama Yağmur'un ya. Annesi Fethiye'de yaşıyor. Onlarda kalabiliriz. Yağmur'un kafa oraya gitti. Bu işlerde eş durumu çok önemli abi. Evet abi eş durumu çok önemli. Onun da yorumlarına dikkat edeceğim bu kariyerde. Vay Roberto. Şimdi Beşiktaş'tan teklif gelse gidemezsin. Ama abi mesela Fethiye'de çarşı pazar da çok pahalı. Bir de yani teknik direktörüz iç güveysi mi olacağız? Abi pazarlık yapalım. Erteleyebiliyor muyuz bir hafta? Bir de ilk teklife oturmayalım abi ya. Yok, ertele yok. Desen bak piyasaya baksak. Diğer takımlara belki bakalım. Bir hafta sonra Malaga'dan teklif gelecek. Mallorca'dan teklif gelecek. Yani biz gelmez gibi de ertele istiyoruz. He? Bence bekletelim. Acaba uyuz olurlar mı bekletirsek de? Yok ya oğlum olsun. Olmaz yani. Alıyorsa da almasın beni ya. Ha, kabul etti adam. Kabul etti yani. Abi. Fethiye Spor. İstiyorlar. Bu arada Hansi Flick Beşiktaş diyorlar abi. Nerede diyor lan? Oyunda mı? Oyunda mı gerçekten mi? Oyunda. Samsun Spor'a gitmiş Sergen. Çok iyi olur arkadaşlar. İş yok mu başka ya? Oğlum Filik harbi Beşiktaş'a mı geliyor lan? Beşiktaş menajer diyor lan. Aa gelmiş mi lan? Aa başkan mı değişti acaba Beşiktaş'ta? Hiç olmaz mı böyle? Direkt Ahmet Nurçevi inmiş demek. Mesela Millwall niye benimle iletişimi? Baksana Burca Spor'u da Gökhan Zan kaptı. Devam. Tuna Üzümcü Tuzla Spor Beyler Fethiye. Fethiye'yi reddedip bir tane boşalan takım mı bulsak? Lig baş baksana Fethiye çok ısrarcı ya. Yok ya bu az para veriyor. Abi pazarlık yapabiliriz. Ama. Bir de bu arada ikinci lig bu. Yani en alt lig. Türkiye'nin en alt liginde oynayacağız. Salaktan iki katını mı istesek maaşın? Öyle de. Maaş 20'den aşağısı kesmiyor. Çeto ne diyor ya? Çeto ne diyor? Maaşı arttırın diyorlar. Al faize at parayı diyen var abi. Geç. Yok. Maaş yükseltin. Pazarlık yap 20 verirlerse git. Bak o mantıklı. Aynen. 20 veriyorsa. 25 bence 25. Yukarıdan açalım düşeriz 20'ye. 25'ten başlayalım 20'ye düşeriz harbiden. Bir yıllık sözleşme süresi abi. Tabii bir yıl canım. Bir yıl olsun ya bir yıl olsun. Buralarda bir yıllar 26. 18-75'e çıktı lan kaçtı 16 mıydı? 20'yi zorlarız abi bence. Başkan verir lan bunlar keseyi açmış bunlar parayı bulmuş bir yerden. 18-75 kabul etmezsen. Prim falan eklesek konut yardım falan yok mu? Konut yardımı yok mu ya? Madde ekle. Türkiye Kupası'nda bir üst durağı yükselsek mesela. Abi ikincilik kırmızıda kalırsam. Kesmez ya yok. He? Yok yetiyor ya 4000 euro. Bilmiyorum ben çok yokum ya Fethiye Spor'da. 18-75 öyle verdi. 2 de böyle verdi. 20'ye bağlıyoruz. Ama yani. Aa reddettim. Hadi. Gol. Kaybeden onlar oldu abi yapacak bir şey yok. Aynen abi öyle. Zaten ilk teklif alınmaz ya. İlk teklif alınmaz abi ben iyi bir menajer olduğuma inanıyorum. O teklifi bulacağız. Sen dur daha
neler olacak? Sezon bir başlasın. Küme düşme adayları. E kucağıma gelecek abi. Hepsi kucağıma gelecek. O zaman 16 ama açız işte. Şu an açız. Ya ilk teklife yine de Tuzla koşmayalım ya. Fethiye'nin başkan bizi başkanlar grubunda kötülüyor şimdi. Çok ama evet Fethiye'nin başkan olsun. Götü kalkık falan diyebilir bize. Taner Gülleri gitmiş hoca olarak ya. 13-25'e anlaşmış lan ben 18'i reddettim. İyi bulmuşsunuz bunu başkanım. Elini taşın altına koymuş. Abi filtrelerden pozisyonu menajer yapar mısın? Yukarıda filtre. Zaten yukarı. İki tane varmış zaten. Millwall almaz mı bizi? Millwall niye bizi istemiyor ya? Ben yapabileceğime inanıyorum. Millwall. Çok piyasa değeri ya. Yaparım ama ya. Hangi şehir ki Millwall? Millwall yapılabilir ya. Beyler biz size bir şey söyleyeyim mi? Bak Temmuz'da açız. Temmuz'da cepten yedik. Ağustos'ta cepten yedik. Eylül'de iş gelmezse harbi kira mira çıkmaz bende. Bir iki ay daha yayın açmam lazım. Journey kariyerinde açlıktan ölen ilk yayıncı oluyorum. İlk yayıncı oluyorum açlıktan ölüyor. Teklif yok abi. Baksana Harris'i aldı bunlar da. Neil Harris. Lan neyi fazlası var bu herifin benden. Oo maaşa bak. Maaş. Abi 580 bin euro. Öyle bir şeyi bir tane yakalasam hemen kapatacağım da. Fethiye'ye gidecektin diyorlar. Fethiye valla iyi de maaş vermiş bize. Bilmiyorum be. Çok ilk teklifi atlamak güzel olmaz. Bence kovulan hoca bekleyelim abi. Kovulan hoca bekleyeceğiz abi. Sezonun ortasında gelen teklif daha bir eğlenceli oluyor ya. Sezon ortasında bir de sezon ortasında hani lig sonuncusu takımı alacaksın. Onu üst sıralara çıkarmaya çalışacaksın. Ne paslanması lan? Paslandığınızı düşünüyor musun diyor ya Sergül. Bomba gibiyiz manyak. Bak. Boş durmadım diyorum. Takım çalıştırmazken boş durmadım. Abi yurt dışında bir yere git. Kerem'im biz de öyle düşündük. Ya hani Fethiye'yi severim ama. Yani bilemedim yani. Çok da Fethiye değiliz ya. Beşiktaş bekliyoruz ne anlar bunlar. Ali niye oraya uzandan gelsene yayına. Yok mu Ali? DC'den dolayı. Arıza var ya abi. Ha giremiyor mu? Hasan Arda Kaşıkçı'nın birçok fikri var. Harbi beni çok iyi anlatan bir sözler. Sekmiyorum ya iş. Gelir ya. Koltuğu sallananlar ansifilik. Hadi buyur. Ansifilik 10 Ağustos'ta koltuğu nasıl sallandırdın lan Beşiktaş'ta? Bence başkan değişmemiş. Ben size bir şey diyeyim mi? Beşiktaş'a gidiyorum. Rahat olun. Ahmet Nur Çebi 5 sene daha başkan. Harbi Akbaba misali locada takılırız ya Beşiktaş'ta. Aha. Aha sıkıntılı. Sıkıntılı abi gidecek bu herif. Ben size diyeyim. Abi fikstüre bakalım mı Beşiktaş'ın? Beşiktaş ne yaptı ki sıkıntılı 14 ya. Ağustos lig daha ikinci hafta falan herhalde maksimum. Abi ne oldu da sıkıntılı lan bu adam? Gidiyor bu. Adam. UEFA Konferans Ligi'nde tur atlamış. Süper Lig'de Trabzon'la berabere kalmış. Bütün hazırlık maçlarını kazanmış. Ben tam diyeyim abi. Fenerbahçe yenilir. Pendik maçına biz çıkarız. Şey diyeyim mi sana? Ya Fenerbahçe camia, camia evlatlarına sahip çıksın. Hazırız iş bekliyoruz. Peki Beşiktaş'taki kira fiyatlarından haberiniz var mı? Yarı fiyatını yaparız ya Hans'ın. 1 milyon euroya. Tamam da Beşiktaş'tan bize gelecek teklif ne olacak abi? Tamam kiralar pahalı da Beşiktaş'ta ona göre paramı alırım. Bu arada Beşiktaş'tan teklif gelse Beşiktaş'ta eve bakmam ki Ümraniye'den bakarım. O da mantıklı. Ümraniye'den bakarım abi. 50 kupa alırız demiş Ali. Hadi şu abi koltuğu sallanan Burgos mu? Hemen alayım. Burgos'u ver Burgos. Abi Burgos'u bir İspanya iyi gelir be kemiklere falan. Geliyor beyler geliyor teklifimiz geliyor yavaş. Abi Beşiktaş'ta yine sallanma var. Olu Burgos. Göreve talip olduğumuzu duyuralım mı basına? Oo Burgos'un stat bambaşka iyi.
Kafes de iyi. Burgos'un... Burgos iyi lan. Abi göreve talip olalım istersen. Yok. Daha bir kovulsun da. Ama talip olmayalım yani. Bize yakışmaz. Bize yakışmaz abi. Beşiktaş'ın hocası varken bu tarz işler bize yakışmaz. Gerçi içiyoruz. Seviyor ama yok bize gelmez yani. Bize gelmezler. Dur bakalım. Ekim gibi falan kovulmalar başlar beyler. Ekim. Ekim'de falan bir yere alırız. Sevilla ile harbi 50 kupa alırım bu arada. 15 UEFA olur. Kendi alıyor takım. Bugün keyfiyi çektik. Birazdan o da yayında olur. Koray abiye dedim ki abi dedim böyle bir kariyere başlıyorum. Böyle kardeşinin abi cebe para koyan çocuklar gibi taktik attı sağ olsun. Alasanım dedi. Koray abimin taktiğiyle gireceğim ilk. Uğurumdur. 100 kupa diyorum o zaman. Abi Skybet'ten Cheltenham gel be. Stat çok iyiymiş. Cheltenham'ı alayım abi. Beşiktaş kazandı. Herkes sallanıyor da bir yıkamadık. Herkes zangır zangır titriyor, biten yok. Hasan Hoca aniden öyle bir şey istedi ki takıma Fransız başkan almayalım. Ahmet Nurşemin amca aday olmayacak mıymış? Aa, West Bromwich. Aa, bir sürü sallanan var lan. Bunlardan biri düşer artık. Aha, Sakaryaspor mu? Buradan iyi paramı alayım hacı. Tuncay kaç para kazanıyor? 124 bin mi? 50 bine oynarız. Bak sana bir şey diyeyim mi? 70 bine Sakarya, Kocaeli'yi Sakarya'ya bağlarım. Öyle diyeyim sana. Bak Allah çarpsın. 70 bin euroya Kocaeli'yi komple ilçe yaparım. Alayım dayı. 120 bin ne demek ya? Ama işte Sakarya'da yaşanır mı? O da var. Yaşanır ya. Buluruz bir villa buluruz. Sahibinden bir villa buluruz bana ya. Erzurumspor abi, Erzurumspor'da değiliz abi be. Erzurum'da değiliz. Yani çok da kötü bir şey demeyeyim de. Alttan ısıtmalı be falan. Ya yok. Erzurum değiliz gibi duruyor. Amorobiyata falan gelse Erzurum değil de. Atletik. Atletik'te biraz yazım okusam. Sheffield United mı? Hemen alayım. Abi şunlardan biri sallan spor. Düş artık be. Hatay Spor mu? Hatay ne iyi olur bu arada. Mersin'de maçlarda yekeci iyi oluruz. 19. alayım Hatay'ı. Hatay'ı alayım. Kadro da iyi. Kadro da iyi. Hatay'ı alayım. Birileri düşsün abi Ekim gibi. Çok heyecanlı bir şey geliyor ya. Allah Allah. Abi çok Erzurum yanlıyor bize. Çok Erzurum yanlıyor da hiç dadaş havamda değilim. Hiç dadaş modu açamadım ya. Dadaş havaların nasıldır abi? Yani hele Erzurum hoş misan, dolu misan, boş mu? Aha biri boş kovuldu lan. Amorobieta. Amorobieta. Gitmeyiz bak gibi duruyor ya. Gelen vurmuş, geçen vurmuş bir tık. Çok garibanlar bir de abi. Modollu daş kardeşler sıkar gibi bize. Parasızlık boğaza tak etti ama bak artık sana bir şey diyeyim mi? Amorobieta'da hiç yokuz. Bunlarda bir kuruş para yok. Stadı görmedin mi dayı? Allah yardımcılar olsun. Başkanın ağzı kokuyor. Başkan bizden borç isteyecek. O da yolunda. Abi Türkiye! Banspor mu? Mustafa Sarıgül kovuluyor hem de. Mustafa Sarıgül. Mustafa Sarıgül yerine beni yaz. Iğdır FK. Iğdır'da yokum ya. Iğdır'da yokum da. Beyoğlu Yeni Çarşı mı? E burası lan hemen. Bayrampaşa'da bana bir tane rezidans falan bulunur ki. Abi ama maaş çok azdır burada ya. Niye? Kaç alıyor Galip Hoca? Galip Hoca 29 bin euro kazanıyor lan. Manyak mısın sen? Her hadi baba yok. Türkiye'den bir şeyler seksin hadi. Geliyor beyler, bambaşka bir iş geliyor. Bambaşka bir iş geliyor.
Abi bu herifleri kovun artık ya. Sumudika'da tehlikede bak Antep. Frankfurt'ta girdi abi listeye. Frankfurt bizlik değil de Braunschweig falan olur bize. Çok da severim Braunschweig'i ya. Kaç alıyorsun lan Jens? 400 bin euro diyor dayı ya. Adıyaman FK yokuz gibi duruyor. Hadi be. Kim kovulacak? Bu hafta birileri kovulursa çok güzel olacak. Aa! Hatay Spor Menajeri Volkan Demirel'in görevine son vereceği konuşuluyor. Buna hemen yanlarız ya. Buna hemen Rıza Çalınbay oluruz. Öyle bir takımda çalışmak her menajerin rüyasıdır. Hemen yanlarız dayı Hatay'a. Şampiyon yaparım bu kadroyu. Mesela Adıyaman'dan arıyorlar, açmıyorum mesela ama. Hatay başka. Abi bu arada Hatay Spor maçlarını Mersin'de oynuyor ama antrenmanları hala İstanbul'da yapılıyor. Daha ne isteyeyim bu hayatta? Beykoz'dan bir ev buluruz bana. Abi gelen kutusuna baksak mı be? Aha! Bristol Rovers. Joy Barton. Bahisçi herif kovulmuş lan. Sunderland. Sunderland sekmez ya. Weska. Weska gelir Weska, mi? Weska. Dur bakalım. Hiçbirine başvurmayalım. Gelirse. Gelirse dur bakalım. Gelir ama ya. Artık oralara geldik. O tarihlere geldik. Hafiften gelir. Dur geliyor. Adam. Geliyor. Biri geliyor. Abi Hatay Spor taraftarı Hasan Arda Kaşıkçı istemiyor diyor ya. Haydi. Barışırız ama. Şey diyeyim mi? İki galibiyete bakar bu arada. Tabii. Taraftara da çok kulak verme başkan. Bugün beni istemez. Yarın iki paket sigara ister. Taraftara bir kere kulak verdin mi artık kaptırırsın eli. Abi sen artık Hakan Kutlu'yu Erzurum kovacaksa kovsun. Her hafta soru sorulmasından bıktım bu konuda. Size bu arada bir şey diyeyim mi? Açlıktan nefesimiz kokuyor. Evet artık başvursak mı bir yerlere? Abi nereye başvuracağız? İş yok ki. Kovulanlara falan en azından. Hani abi baksana koltuğu da sallanıyor diye. Abi düşürün artık Volkan Demirel. Sen de koltuğa yapıştın mı abi? Ümraniye gidecektik Fethiye'ye diye her gün dallıyor yağmur beni evde. Evde sıfır huzur var şu an. Ümraniye! Ümraniye! Başvururuz ya Ümraniye'ye. Açız abi. Mecbur. Orhan Gencer. Geçici adam 16 bin euro kazanıyor abi. Ben buraya başvururum. Ümraniye'nin stadı bu mu ya? Göreve talip olduğunu basına duyuyor. Evet. Çok kötü Ümraniye'nin stadı da bu işte aynen. Yapacak bir şey yok. Açız abi, çok açız artık, başım döndü. Ya Sergül abi, bir yandan da Antep mantep göz çırpıyor ya. Süper Lig işi sekmeyecek mi bize? Ama zor ya. Ümraniye sekmeyebilir. Fethiye 2. Lig'de reddettik. Bakalım ya, biri gelecek be beyler. Baksana bunların koltuk sallana sallana zangır zangır, biri düşse ben alacağım. Aha Erzurum FK. Erzurum nerede? Abi Trendyol birincilik, buna gideriz ya, çok kötü değil. Bence de gideceğiz. He? Kaptan Mustafa Yumlu. Erzurum'da güzel ev vardır ya. Bir yandan baksanıza beyler. Bakalım abi. Erzurum'da şöyle site bir villa şekli bir şey gitmez mi? Maaşa göre bakalım abi ama. Şimdi ne maaş doğru, verecekler? Evet, ne maaş verecekler bilmiyoruz. Erzurum'da Toki'ye gireriz diyor adam. Dadaş mı? Harbi Dadaş vibe'ım ilk kez geldi be beyler. Evet, talip ol. Açlıktan Dadaş'ım. Abi 1+1 yeterli mi? Yok be abi. 3+1 olsun. Güvenli rezidans böyle. Buca'da da hoca gitti. Buca'ya da başvurabiliriz ama Buca'da daha önce çalıştım ya. Abi şu Hatay Antep hocayı kovsa. Baksana abi ya. Volkan Demirel'e sempati duyuyor musunuz? Beşiktaş'ın duymuyorsun bence. Gerçekçi olacaksa. Duyuyoruz manyak. Abi nötr yapalım neyse. Hatay'ı kovun abi, şu adamı getirin beni ya.
Baksana Şumudika'nın koltuğu her gün sallanıyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Şumudika da iyi oturur ama koltuğa. Zor iner o da işte. O da zor evet. iner yani. Ne çatmışlar Rumenleri ya. Abi Erzurum'da fiyatlar bina yaşı 0 ila 4 arası iken 7 bin lira ile 14 bin civarı değişiyor. Güzel, güzel. Gideriz. Gideriz abi. Bir sene para biriktiririz. Gelmiyor ki dayı. Gelse? Sait Kara Fırtınalar Ümraniye Spor'a gidiyor mesela. Biz hala açız. Bizi kim isteyecek? Fethiye Spor. Ahı var maalesef. İnanılmaz ah koydu. Başkan herkesi aradı biliyorsunuz mu? Blok para gözmüş. Yok abi. Ben heriflerle masaya dönüyor. Otur. Her şey okey de. Arnavutköy Belediye mi? Manu görevine son vermiş Tenag'ın. Oğlum Arnavutköy'e gidilebilir lan. Maaş ne işi? Banka bakiyesi eksi 109 bin euro. Borçlu çıkarız dayı. Piyasa değeri 10 bin euro. Alaves köklü kulüptür. Of. Ne güzel stat ya. Ama bu da sekmez ki La Liga diyor ya. Abi, bu da La Liga ya. Liga'da Crystal Palace mesela sekmez. Sekmez. Crystal falan sekmez. Dur bakalım bir iş gelir bize ya. Bir iş gelir. Abi başvursak mı bir iki yere? Başvuracak yer yok ki. Aha Erzurum. Erzurum Spor. Helal laş boş mu sen? Ne olur mu sen boş mu sen? Ayakların yambazir. Yoksa sen arvaz mı sen? Benim amacım uzunca bir süre aynen yaza kaçarız. En kısa zamanda oyuncuların desteğini alabileceğini, en kısa zamanda hastam olurlar. Tam istediğim şekilde bir zorluk bu. Oyuncuları motive etmek benim en iyi yaptığım şeydir. Futbol direktörümüz de, abi ben anlamıyorum Anadolu'ya ne zaman bu futbol reformu geldi? Ne zaman bütün Anadolu'yu şey gezdir? Ralf Rangnick ne ara bütün Anadolu'yu gezdi ya? Bunların hepsi uygun abi. Bence tamam, mantıklı ya. Bir hedef. Tamamdır teşekkürler. Hadi abi Erzurum alayım. Erzurum 18. ligde. Ama TFF 1. ligde bak. Fethiye TFF 2'deydi mesela. Burada bir tutunursak en bir azından katlar. Bir seviye atlamış olacağız. Abi düşmeme primini iyi eklet bence. Burada o önemli. Ha? Sonuncu ya. Burada tekniği ekletirim biliyor musun? Doğalgaz faturasını başkana kitleriz. Başka türlü duramayız. Erzurum da önemli. Etimesgut Belediye Spor mu? Aa. Erzurum'dan sonra kesmez gibi abi. Yok Erzurum almam lazım. Erzurum işini almamız lazım beyler. Erzurum Spor. Ha, geldi. 41 Maaş. Bin mi? Maaş. İndire Gandhi. Hemen bir hesap yapalım. 2 yıl oğlum. Diyor ama dayı. İki beni yıllık. Rahat bırak ya. Kendimiz ayrılırız abi en kötü. Abi 2 yılda belki anca toplarız ya. 2 yıl çok be abi ya Erzurum. Bu kadar çok dadaş mıyız ya? Dadaşız da o kadar mı dadaşız? Abi kalmayız 2 yıl. İstifa ederiz. Zaten bence başarılı olduktan sonra iyi teklif alırız. Bence yani, de. Affımızı isteriz. Bak affımızı. Yağmur Kemküm yazmış. 100 bin lira bu arada ayda. Arnavutköy Spor'a git diyor. Kızım o bir alt ligde. Sen Arnavutköy'de yaşayacaksın diye bizi çaya çorbaya muhtaç edeceksin. Ayda 100 bin lira hiç fena değil. Ayda 100 bin lira mı? Evet. Dadaş mı? Nasıl oluyor lan daha fazla? 41 bin euro. Doğru lan o kadar. Düşme primi denesek mi ya? Birincilikte yani, kalınması zaten. Halinde diyor. Mevcut sezonda hariç tutulan diyor ama. Bu sezon bence değil. Bence 1+1 yapalım sözleşmeyi. Sergen Yalçın bize. Bir sene deneyelim abi. Caz yaparlarsa geri çekeriz. Abi bir sene bizim tek kriterimiz bu arada. Haydi. 7 ay değil. Tamam abi istemiyorum. İstemiyorum abi tamam. Bana 40 bin euro ver. Bir 7 ay için ver. Aa, 2 yılı kitledi abi. 2 yılı kitledi adam. Tamam neyse kaçarız olmadı. Az öncekinden kötü şarta imza atıyoruz bu arada. Ertele diyeceğim abi. Pişman olacağız bence. Yok abicim. Beklemesi. Abi 2 sene çok Erzurum'da yani. Benim de bir
Erzurum'da yaşam da zor ya beyler. 2 yıl vereceksen az 50 bin euro. 2 yıl çok zor abi. Orada biz 7 ay takılıp yazıp yolumuza bakardık. Biraz kış turizmi gibi geldi senin bana. Erzurum'a bakıyor ama. Abi öyle bir şey var. Neyse. İş piyasası. İş güvencesi. Abi şu La Liga'lar var. Aha. İki tane Bundesliga var Avusturya. Valerian İsmail şeklindeyiz mi yapsak? Abi. Ben başvururum Linz'e. Paletswatch. Paletswatch'ı da bir şey yaparım. Bu değil de abi, diğeri daha iyiydi ya. Lask Linz. Lask Linz daha iyiydi. Bu da olur ya. Alo, ses. Hoş geldin. Ses. Oh be, baba tahliye ya, şükür. Erzurumspor yönetici yollamış. Bizimle konuşmuyor. Şu seri B mi oluyor? Bari ile Cotternana. Evet. Abi Bari'ye de yollarım ben iş şeyi. Biz artık açız. Biz Recep İvedik gibi elde gazete iş arayacağız. Abi boştaki tüm gruplara, kulüplere CV yollasana abi. Şu an belli onu yapıyorum. Kabul edeceği. Şu an onu yapıyorum. Bu Leggio dediği Legge battı da bunu sonra mı kurdular lan? Yok. Yok yok. Farklı soru lazım. Forma rengi falan. Svensi'ye yolladık mı bu arada? Svensi mi? Ulan. Abi Fethiye boşta bu arada. Galler'de feci akarız ha. Fethiye'nin hoca yine mi kovulmuş? Evet, boşta Fethiye aşağıda. Fethiye'de Türkiye ikincilik ya, sarmaz. Birden teklif geldi ya, burnum inmez ikiye bir de. Başkanın aramız bozuldu. Bundesliga 2'de lan Hertha Berlin. Hertha Berlin harbi. Gideyim. Geçen ayın Hertha Berlin'de çok para oluyordu. Belki öyledir herhalde. Gideyim dayı. Ben onları ikincilikte hiç düşünmemiştim. Aha. Bu arada 6 ay kaldığı için artık İstanbulspor şey yapacağım. 1,5 mu abi? 1,5 senelik projeleri kabul edeceğim abi. Çünkü harbiden açız. Tamam, Erzurum'u kabul etmedik ama bir daha geleni edeceğim artık. Aha, Erzurum geldi ya. Tam da kabul edeceğim derken. Abi başka çare kalmadı gibi. Bence ben bir hafta abi daha ertelerim bu kulübü. Baksana, kabul etti. Erzurum beni çok istiyor dayı ya. Erzurum kapıda. Etimeskut yok ya. Bence yok abi Etimeskut. Hem ikinci ligdesin, sonuncusun abi. Eryaman'da yaşardık aslında. Bir şey diyeceğim. Tugay Kerimoğlu Tugayları mıyız? Olayım mı aday? Abi ligde de çok kötü ama. Tamam. Ayağa kaldırırım. Onların takımının başına bir Hasan Arda Kaşıkçı olmamış. Oğlum Tugay Kerimoğlu orada Türkler feci seviliyor. Orada Türkler feci seviliyor beyler. Ya bizi seven yok şu an. Davet lan dur. Daha, oğlum iş piyasası Aralık'ta açılır ki. Aralık'ta açılır. Daha bir sürü bak. Watford'da bu salağı kovuyor. Valerian İsmail oradan da akacak bize. Gördünüz mü? Valerian da kovuluyor. Onun yerine mutlulukla geçeriz ya. Allah eksi 20 şey derecede Erzurum'a gidiyoruz gibi geliyor. Watford'da iki tane Watford yaparım. Mahvetmiştir ya. Hansifelik iyi başlangıç yapamadı diyor bak. Daha mesela onu iyi yiyeceğim. Bak İsmail'in görevine zon verdi. Abi. Ve... Dur. Buraya basına da duyursan abi Watford'u. Bolton. Göreve talip ol. Watford'u basına duyuracağım ki diğer şey olduğumuz kulüpler biraz hızlansın abi. Anladınız mı benim mevzuyu? Hani Watford bizi isteyecek diye değil yani. Herif Watford'la görüşüyormuş. Aha! Rize. Ulan Rize'yi var ya. Hemen alayım lan. Abi İlhan Palut'u yiyen bizi de yemez mi ya? Yo, İlhan Hoca demek ki şoför farkı abi. Ben İlhan Hoca'dan iyi yöneteceğime inanıyorum. İlhan Hoca büyük yere gitmiş de olabilir. O da var. Erzurum gelme ya. Abi bunu reddedelim artık ya. Harbiden. Yok ya, ama anlaşamadık. Ama ya, pişman olacağız bu Erzurum işinden. Çok zamandan çaldık. İnşallah 2 hafta kaybetti Erzurum abi. Spor bizim için. Olacak iş değil, vardı biliyorsunuz değil mi?
Hani Fethiye'nin çok, çok ahını aslında. Almıştık. Fethiye'nin ahı, Erzurum'un ahı daha da bir ah, koltuğu sarılanlar Sarıyer diyor. Ben oraya kaçarım bu arada. Koltuğu sallananlar Sarıyer varsa Sarıyer'e kaçarım. Abi Last Cleanse menajer seçimiyle herkesi şaşkına çevirdi. Shevchenko ya, olacak iş değil ya. Lucescu'yu getireydin. Ne eksiğimiz var mesela? Ne yapamıyorum Shevchenko'nun yaptığı? Baksana Hakan Çobanoğlu'nu getirdim. Milan'da oynamıyoruz. Hakan Çobanoğlu kaç, sen de yani kapıda mı yatıyordun? Kaç para ya? Ne kadar alıyor Hakan Çobanoğlu? Bizim yarımız falan alıyorsa... 58 bin. Ulan bizi 41'e getiriyordum. Başkan! Manchester United Zidane'ı getirdi. Barı kabul etmedi. Adana Avusturya Spor? Avusturya Ligi kabul etmedi. Adana Spor. İstanbul Spor kabul etmedi. İstanbul kabul etmedi. Ben Adana'ya etmedi. Kaçacağım galiba. Öyle diyeyim size. Uşak Spor. Uşak neyse. Kaçıncı? 18 ya abi. İkinci ligde ve 18. Bu bakalım Bayram Akgül bizi alır mı? Kulübün sahibidir bu arada. Süper Lig'de bir Adana derbisi yaşatacağım sana Bayram abi. Şekli gazlar mıyız onu? Bu bakalım ya. Bariye herkesin hocası şey oldu ha. Las Palmas hocayı kovdu şimdi de Allah Allah. Bize sekmiyor bir ya. Oğlum bize de gelin lan. Adana Spor'a gideriz yalnız. Size bir şey diyeyim mi? Öyle bir şey vibe aldım. Bizim veresiye defteri harbiden terenelli olur ya. FC Magdeburg mu? Gideyim. Bankalarla aramız çok kötü şu an. Bizim kredi notuna sakın bakmayın. Başvurdum. Ha bunlar reddetti. Başvurduk ama biz herkeste başvurumuz var ki abi bizim ya. Magdeburg. Başvurdum. First Vienna var aşağıda. Ona başvurdum. Ama o ikinci lig onlar ya artık. O da Avusturya 2 abi. O kadar değil hocam. O kadar. Aa Seri B'den Sampdoria. Sampdoria. Eski günlerine döndürür Sampdoria'ya. Kabul edilmedi diyor abi zaten. Kafadan reddetti herif ya. Diğerleri yine bir görüşüp reddetti. Ben Adana Spor alacağım beyler. Çok... Bize bir şey diyeyim mi? Feci açlık var. Giresun Spor Hoca arayışında mı? Oo. Abi çok iş çıktı diyorum size ya. Siz bize erkenden bir yeri kapatmanın peşindesiniz. Hayır abicim hayır. Benim memleket seker mi ya acaba? Giresun Spor abi. Kara gümrük boştu ama bize düşmez mi? Yok o düşmez. Adana'ya başvurduk. Giresun'a, Adana'ya da Giresun'a gidiyoruz gibi duruyor. Adana'ya da Giresun. Güzel. Güzel iki camia. Leggio. Aha. Leggio mu? İtalya baba. Abi bu şey değil mi? En genç başkan ya 22 yaşında. Yok. Çalışamayız bu lokma. Bir sahibi varmış buraya. Futbol evrensel bir dildir denmiyor mu burada ya? Abi 19. Aha. Bu arada. Dil konusu çok önemli. Abi ne diyorsa he diyeceğiz artık başkanları. Vaat çakıyorum full. Koltuğu sıkma makinesi. Forma Adana Demirspor'a da benziyor. Tabii tabii Adana dedik. Adana'ya geldik işte. Benim dedim. Abi full yaladım herifi biliyor musun? Bak. Full yaladım herifi. Mecbur dedim. Abi iş yok. İş yok abi aslanın ağzında. Leccio nerede diye baktım şimdi. Milano'nun biraz kuzeyinde kalıyor. Milano'da eve bakarız birazdan bana. O çok pahalıdır oraya. Yok orada uzak kalıyor Milano'ya ama çok güzel, nerede? Çok tatlı bir yerde kasaba. Kasaba mı? Aha Adana Spor. Adana Spor. Ulan memleket. Uzun yıllar çalışmak istemezdik ya Adana'da. Kulübün parasının en iyi şeyi canı şüphesiz olmasın. Onunla çalışmaktan uygun makul bir hedef. Hem fikir ol. Tamam. Ne diyorsunuz chat? Ona bir şey yaparız. 93 bin euro mu? Abi ama İtalya'da anca yeter. İtalya'da düşünüyorum. O da var. Doğru 93 bin birim para. Kasaba ya Leccio.
Oğlum çok Christian Dinamo diye başkana bak. Başkan 15 yaşında lan. 22 abi, bu en genç başkan ya. Bunun haberini hatırlıyorum. Leccio. Takım nasıl baba? Var mı mesela? Etiyopyalı kanat bek. Bayıldım. 25 yaşında olduğuna emin miyiz? 8000 euro aylık. Ev fiyatları bence sıkıntı olabilir orada. 8000 euroya türlü yeteriz orada. 8000 euro mu ediyor aylık? Evet. Erteleyelim istersen. Bir bakalım Adana ne veriyor. Abi Adana'dan evini ben ayarlayacağım bu arada hemen. Görüşmelere başlardın abi. O görüşmelerden sonra şey yapardın. Yok. Neyse. Zaten görüşmeleri yaptık. Ya en son şey yaparız. Olmadı çete sorarız hangisini seçelim. Hoca 8000 ikisi. Giresun! Giresun başkan. Giresun Lendeket. Abi. Burada da fındık işi var. Abi Leccio'da kiralar çok iyi. 1500-1200. 9 dendi bize. Kandırıldık mı? Ben ağırlarım abi seni burada. Ev sıkıntısı çekmezsin. Ligde tut bizi yeter diyor adam. Hemfikiriz abi. Bir isteğim yok. Canını sağlığı. Şimdi bize 3 yerden teklif gelecek. Giresun, Adana, Leccio. Maaş da önemli şimdi ya. Abi Leccio. Maaş önemli de şu an sıcak para lazım bize. Evet. İcra memurları birazdan zili çalacak çünkü. Fethiyespor. Sercan, Serdar Sarı Çoban'ı geri getirmiş. Hayırlısı olsun. Aha Adana. Ha. 40 bin diyor yıllık. 40 bin çok yıllık. Ya. Aylık ne yapar? 40 bin az euro. Para ya. Aylık 100 bin lira. Aynen. 100. Az yetmez burada. Yaşarsın canım. Adana'da 100 bin liraya kralsın be abi. Sahibinden işte Adana villa. Şehrin içinde yaşarsın. Bir de hesap da ödeme almaz bizden Adana esnafı. Tabii, tabii. Ha öyle. Orası öyle canım. Abi Giresun'da veriyor. Adana Spor burada pek sevilmez, haberiniz olsun. Demir Spor burada çok. Ama yani biz yokuz. Şimdi beni hiç alakalı. Ben geldikten sonra o değişir o işler de. O işleri bir geçeceksin de. Abi Giresun'da veriyor, ona baksana. Giresun daha gelmedi ki teklif. Yok yok, teklif geldi ya. Abi. Yatlar şaka mı lan? Yani ne kadar veriyor o önemli. Süleyman Demirel'den bir villa böyle göl manzaralı. Kiralık. Ayda yıllık 400 bin lira yapan vardı. 400-500. Oğlum 500 bin lira kiralar lan. Yıllık abi. Yıllıktır o. Nasıl yıllıktır? Yıllık yıllık o. Ya yıllık abi. Veriyorsun ya, bir kere kapatıyorsun. Bir kere veriyorsun 500 bin lira villa sende. Bu yıllık kirası mı buranın? Evet evet. 512'ye böl. 512'ye bölme. 1 milyon 200 binimiz vardı. 500'ünü buraya vereceğiz. 700 bin. Çok bir tane abi. De araba, Adana Spor bir araba verir abi bize. Abi her bayram başkan bir tane Volvo Volvo vermeyecek mi? XC60 falan vermeyecek mi? Bir motor Clio falan verir abi en kötü. Bir, şey bir motor mi? Clio mu verir? Ya da bir korsan çözer bize. Baksana ben bu evi beğendim mesela. Sıcak abi yaşanmaz diyorlar. İçeriz ya. Bir Corolla versin ya. Kışın gidiyoruz canım. Sıkıntı olmaz o. Aralık 27 beyler oyunda. Bilmiyorum. Sıcak bence yok. Bütün teklifleri görelim, öyle karar verelim. Bunu da erteliyorum. Kabul ediyorlar zaten bekletme şeylerimizi. Bizim şımarıklık şaka mı anasını? Harbiden. Şaka mı? Evet, bizim çalışmaya niye? Abi, hadi git. Hadi git. Aşkasıyla eğlen 18.000 euro. 18.000 euroyu vereyim. Bir daha beni rahatsız etmeyin dostum. Burası çok iyi para veriyor bize. Leccio'da çok iyi para veriyor harbiden. Ama işte Leccio'da dandik takım belli ki ya. Adana'da başkan da genç ya. Bu arada. Başkan da genç, kafayı alırız biz. Abi Altay'ı kabul etmezler muhtemelen. Altay. Kitlesen bir anda kalkmaz mı masadan? Kitleme sakın. 2 yıl diyor ya adam. Ya bence gidelim ama. 2 yıl diyor ama Haziran. Haziran yine 2005. Ya 1,5 yıl diyor yani. 104'ü de kabul etti abi adam. Vallahi gider abi, artık yapacak bir şey. Bence gidelim abi. 104 bin euro kabul edecek. He? Yani reddedecek durumda değiliz bence. 104 bin euro. 3 milyon TL. Kim bulmuş? Kim bulmuş para abi? Yıllık 800 bin olamaz ya bunlar. Kim bulmuş Milano, abi? Milano Leccio arası 55 kilometre. Bir şey değil ya. Gideriz ya. Kim bulmuş? Kaçarız. Bir tane Vespa alırız abi sana.
Hadi abi. Borcu harcı ödeyelim hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun Leggio. Leggio 1912. Köklü takım. Yok, basın toplantısı sevmem. Duran top. Duran top hocası lazım bize. Dur, kulüp çalışanları. Personel arama. Abi vardır belki. Baksak mı bir? Kötüsü vardır biliyor musun bunlarda? Yoktu galiba. Duran top antrenörü sıfır diyor, dur. Pardon. Abi kontenjanı yok ama Duran top antrenörleri var. Var abi, bir tane evet, var, var kontenjanı var. Yok. Yani istemiyor aslında onu. Yönetim. Aa, öyle şey istemem ben yalnız. Duran top antrenörü. Duran topu 8 diyor abi ya. Kovmayalım abi. Elimizde varken. Duran topu 8 şimdilik diyor. İdare edelim abi ya. Çünkü kabul etmeyecekler muhtemelen. Almamızı. O adamı kovarsak. Bunu kov, onu al şekli bir şey yapmaz mı? Baksana 13 şeyli adam buldum mesela. Kevin Pasolini. Çok iyi adam. Pasolini gel lan. Elimizdeki 8'den dolacağız gibi görünüyor. Oraya benim taktiğini oynatıyorum. Gegen Presello. Tam İtalya'ya uygun taktik. Bugün bana attı. Takım inceleyelim abi biraz ya. Oyuncularımıza bakalım. Mesela bu takımın en değerli oyuncusu kim abi? Kimle muhatap olmalıyım? Kiral. Bununla. Kimsin dayı? Abi en değerli oyuncu sol bek. İşimiz var burada beyler. Canavar bu arada sol bek. Leggio. Yaşı da iyi. Yaşı da iyi. 20 yaşında Arnavut. Brian Boci. Gel bakalım sola. Alessandro Sersanti. Hiç fena değil. Artık için iyi lan bizim kadro. Bizim takım niye kötü? İyi bir mezeye olur bundan abi. O da oyunda öyle diyor. Duccio Degli Innocenti. Oğlum bu takım nasıl düşme hattında? Ben bu takımı çıkarırım iyi, lan. İyi, fena ya. Bunlar kiralıklar tabii de. Andrea Novakovic. Of. Forvet mesela abi. Bu ligin forveti mesela. Boy ne bunun? Boy post. Nerede yazıyor? 1.92 abi. Aha 1.92. Tamam ya. Kovacevic'i işte buranın. Giovanni Crociata. Lapacı biraz. Biraz öyle lapacı. Crociata'dan biraz lapacı hissi aldım. Mattia Tordini. Güzel. Sol açığı da var. Abi, potansiyelli bir santraforu var abi aşağıda. Takımın her şeyi. Tenkorang. Takımın her şeyi. Sağa atarım bunu. Bunların hepsi kiralık mı ya? Hepsi kiralık. Rezilliğe bak. Biz, abi, biz bu yaz başkana kafa atar kaçarız size diyeyim. Buradan acil. Bir buradan yarım sezon 50 bini kapatır kaçarız. Bu arada beğeni 2K yapsak ya. 1.8'de kalmış. Şey kim var dedin sen? Abi şurada Stefano galiba potansiyeli yüksek diye dedim. Lorenzo Di Stefano. İsim çok iyi. Uf, inanılmaz iyi adam. Bunu oynatalım. Bombacı. Bu diğerini cebine atar abi. Cebine koyar. Papazı kes diyorsun ha? Bu takımla bir duran top. Oyuncu markajı mı severim, alan savunması mı? Oyuncu markajı severim abi. Yakın direğe keselim abi. Hayır. Hangi abi, direklerin savunmasın? İki direği de savun pardon, abi. Pardon. Daha gelmedi. Duran top savunmasındayken kaç tane oyuncu ileride bırakmak istiyorsunuz? Dengeli yapalım bence abi. Bence kontra atak mı yapsak? Dengeli ya. Bir tane yeter. Daha biz çok düşmeye oynuyoruz abi. Merkeze keseriz ortaya. Uzak direk. Kullandığımız duran topları ben yakın direğe keserim abi. Doğru karar. Dengeli savunmacı olsun. Savunmacı kalsın ya. Corner'ı dışa falso mu? İçe falso mu? Bence dışa falso ya. Masuha koyduk şöyle. Bu aynen. Harika.
Aa, süper bir özellik lan bu. Çok harbiden. Oğlum oyun uçmuş lan. Tamam, her şeyi yaptı herif mesela. Kaptan. Birinci kaptanın liderlik 9 abi. Ne şu para? Anki kaptanımız Guidici diyor. Guidici'ye bu iş yakışmıyor ki ama. Lepora'ya veririm abi ben. Ama ilk gerçekten günden çok mu papaz oluruz? Olalım abi. Lepora bizde ilk 11 mi peki? Abi takımın durumu ne ki? Bizim değişikliğimize laf edecekler. Franco Lepora. Bunu da oynatmam ki beyler ya. Maroni'yi oynatır mıyım? Oynatırız gibi duruyor. Maroni yine tecrübeli stoper falan ayağı da. Bu ne? Battistini. Fena değilsin lan. Battistini gel bakalım. Hayra. Toplantı. Beni çok rahatsız etmeyin de beyler. Atla abi direkt gelişimleri. Abi en sağda atla özelliği var. Onunla direkt atlayabiliyorsun. Transfer dönemi ne durumda? Şu an başlayacak Ocak'ta. Bizde para yok ki beyler. Bize değil ki transfer dönemi. Maaş bütçesinde mi yok? Serbest falan ha? Böyle. Sanmıyorum. Abi kırmızı kartınız da pardon geçti. Neyse. Maaş bütçesi sıfır mıdır yani? Kendini takıma tanıttı bakalım. Abi ligde kalmak için mücadele edeceğiz falandı. Bence. Çok iyi gidiyoruz. Ligde kalabilecek kalitede bir takımız. Hedefimiz bu. Ayda. Orta sıra demeliydik bence ya. Adamlar dedi ben büyük sıçtık. Hayır adamlar kümede yok, de kalamayız evet diye. Harbi mi? Evet. Of. Bize kesin gözüyle bakıyorlar diyor. Bu ne özgüvensizlik, bu ne? Toparlanın biraz lan. Hoca istifa demiş biri. İlk kurşunu atmış. Abi yok yok. Ozan Tahsin. Hadi bakalım takım ya. Çok iyi. Topladık ya sonradan. Çok da kötü takım... bir toplantı geçmedi. Ama bize bir şey söyleyeyim. Bu takımı kurtarırız lan. Gerçi yok ya. Abi hedef 17'cilik, 17'ncilik olacak gibi. Palermo'yu altınımıza almaya bakacağız abi. Başka hiçbir şey olmaz bu sene. Palermo toplar ya. Zor iş. Abi sözleşmesi bitenlere baksak mı ya? Belki iyi bir şey vardır. Galiba mesela çoğu kiralıktı sanırım. Seneye gelecek adamı ne yapacağız şu an? Direkt boş şu bir gelse şu var ya. Bütün iş burada bitecek de. Kevin Pasolini 13 duran top. Bu ligde gol şovu yaparız biz bu herifle. Dur bakalım. Gözlemcilik. Oyuncular. Yeni maaş arama. Maaş bütçesi şaka mı? Maaş bütçesi nerede? Sağ üstü abi. 5000 euro. 5000 euro mu? Devam ediyoruz. 5000 euroya ben oynarım. Nereden kadro içinden çözelim abi sorunları. Benim. Çözeceğiz çözeceğiz. Beyler rahat satış olun. Bu takımında o ya potansiyeli görüyorum ben. Rahat olun. Bir kere önce Duran'ın yardımcı hocası kim? Kulüp çalışanları. Selamun aleyküm. Taktikler. Andrea Malgrati sen misin? Ulan her özelliğinde şahaneymiş be. Andreman. Malgrati topçuları daha iyi tanıyordur. O yapsın bu işi. Abi bakalım. Bir şehre geldik. İstifa burada her gün vasatizm gömleğini şanlı Leggio'ya asla vasat hiçbir şey düşünmüyorum beyler. Spezia'yı yeneceğiz içeride. Taraftarımızın da desteğiyle Spezia'yı yeneceğiz. Spezia maçına hazırım. Oğlum bu heriflere ben söz vermedim ki ya, kim verdiyse o tutsun. Abi zaten takım genç ya, oynatırız. Tutarız bu sözü. Potansiyellere bakalım bir abi. Geç şu an bize potansiyel değil, şu an oynayacak adam lazım. Akonos Tinelli var mesela. Çakma Zaniolo. Çakma mı? 2 sene sonra ne gör bu adamı? Akonos Tinelli diyorsun he?
3.5 üst Spezia diyorlar chatte. Harbi bu maça ne alırdım bahis biliyor musunuz böyle? 1.5 üst ve Spezia. Spezia 3. ligde bu arada. 10 gün kaldı. İyi çalışıyoruz maça. Hani kim gitti? Bianconi. Bianconi kim? Bianconi en iyi stopermiş ya. Oynatacaktık. Uzmana gitmesin. Uzman büyük ihtimal para ister uzman. Doktora evet, git ya. 4000 diyormuş. SSK'm var git. Devlet gitsin abi. Devlette çöz o iş. Devlette çöz. Hiç para verecek halim yok. Ben duydum abi. Leccio Devlet Hastanesi'nin doktoru iyiymiş. Gayet. Leccio Devlet Hastanesi harbi. Aha Spezia maçı geldi beyler ya. Bu arada İslam. Çok fazla insan soracak biliyorum. Şeyi göstereyim. VTCS Gold versiyon 1.1. Malgrati ilk 11 başladığı maç sayısı hakkında. Malgrati ben sana şöyle söyleyeyim. Donum görünüyor. Hani donum olmasa bizzat götüm görünecek. Öyle diyeyim sana. Ne diyorsun ya? O yüzden sana istedim. Sıkıntı çıkartacak belki. Bunların hepsini ağam paşam çekeceksin. İki maç sonra götüne tekmeyi vuracaksın. Bir şey olmaz. Abi bir kursa mı başvursak yönetimle? Bir denesek mi o işi? Ne? Lisans kursu. Nerede o? Yönetim talep olması lazım ama. Oğlum daha yeni geldi. Herifler diyecek ki. Abi kulüp hedeflerine gel. Evet. Yönetime talep de bunu. Eğer bir maça bile çıkmadık adamlar nasıl? Burada bir lisansı B yapsak ne iyi olur ya. Kaçsak bizim burada. Kararlılık vesaire çok düşük değil mi? Reddedildi mesela. Şu heriften kulübün sahibi. Nerede o genç çocukla konuşuyorduk. Bir anda bu gelmeye başladı. Abi başkan biraz korkutucu. Özsepi. Özsepi diyor ki beni kirala. Özsepi'nin bir profile bakalım abi. Abi adam zaten 35 yaşında ve Joker yedek. Umberto Özsepi. Sen nasıl seni nereye kiralayayım? Ama iyiymiş lan Umberto. Bıraksan İyi bu arada baya. Zihinseli kuvvetli evet. Kulüpleri öner işi bitti mi bu şeyde oyunda? Acaba satıp oyuncu mu alsak? Yok abi şey orada var bak transfer room aracılığı yatıyor. Ha transfer room diye bir şey mi çıkmış? Herhalde. Hepsini yapmışlar zaten. Tamam. Maaştan önerdik gidiyor. Abi. Varsa talibi hoşça kalsın. Bu ne? Bu gitmiş abi bizden. Ah oynatmayacak zaten. Ama oynatırdık arada beyler. Lecce'yi yeniyor Milan güzel. Ama çok çok kan şey olduk be. Hani kuruduk maçsızlık. Osepi'ye teklif yok. Transfer piyasasını yoklaması. Umberto Osepi'yi satmamız gerekiyor. Bizim de çaresizliğinizi anlıyorum. Bizim de çaresizliğinizi anlıyorum diyor herif. Beşiktaş'ın transfere bak. Size bir şey diyeyim mi? Spezia'yı yendiğimiz anda Catanzaro'ya çakarız. Yükseliş başlıyor. Yükseliş başlıyor. Ben bu fikstüre böyle değerlendiririm abi. Beraberlik bile çok iyi olur abi. Beraberlik mi? Beraberlik diye düşünen varsa yollarımızı ayıracağız onunla gibi duruyor. Onunla yollarımızı ayıracağız gibi duruyor. Asistanı gönderirim. Medyaya biraz soğuk atacaksın daha dur. Medyayla biraz soğuk başlayacağız. Abi Palermo. Palermo berabere kalmış galiba. Puan almış. Gidiyoruz. Spezia yenerse lider alıyor. O motivasyonla çıkacak. Ay. Takılırlar burada sıkıntı yok. Göreceğiz. Üsttekiler kaybetmiş. Spezia'nın da ayakları birbirine dolanır. Bakacağız. Rakip takım talimatlarını uyguladık. Hadi bismillah o zaman. Ben bir kere bir öneri almak istiyorum. Ne diyor mesela? Çok ne yapıyor? Hücumcuyuz acaba? Bu adamdan neleri almam abi. Kendimiz bakalım. Tamam. Mesela bizim sağ bek pozisyonu için var mı önerisi? Mesela abi, oyuncu seç. Takım inanılmaz hücumcu bu arada. Şu Lepore iyiydi galiba stoperde. O 33 yaşında kaptan oydu galiba bizim. En iyi adam kim mesela buraya? Battistini diyor. Gel baba. Sen nerede oynarsın?
Marrone. Marrone. El Marrone. Rima. Marrone zaten kaptanımız bizim galiba. Kim? Evet, kaptan. Tamam Melgrat abi. Diye. Abi de kaleci seçmedik. Melgrat diye aldım ama. Evet, yok abi. İyi tamam. Diğerlerine bakalım. Daha iyi değiller. Sarakçı oynuyormuş ama normalde. Bunu oynatayım. Abi Cerik Nola'dan kaleci kiralamış. Ben bunu oynatacağım ama kendi camiamın adamını oynatırım. Gerçi yok ya, bu kötü. Sarakço. Ne durum? Bonedao nasıldır acaba? Bonedao. Eyvah bir daha tip. Genç. Utku yuva kurmayan. Çok kötü o. Utku yuva yıkan tarzı. Abi sağ kanatta defansif orta saha oynuyor diyor chat. Sağ kanatta da Temkorang'ı mı diyorlar? Temkorang'ın sağ açık performansından bilmiyorlar galiba. Hikmet Karaman gibi konuştum onunla. Oynayacak sağ açık. Beni yanıltmazsın lan Tenko. Yanıltır gibi de duruyor ya. Baksana Kanada ya. 21 yaşında her şeyin düştü. Piç şu PlayStation'ı kapat da bir hayatına bak. Fakir Neymar'ı. 7-15'lik adam var. Git orada gitmiş çünkü mesela 7-15. Biraz formdakilerden kadroya adam alayım diyorum. 6-86, 6-84 gelsin. Sakat abi. 6-75. 6-88. Pinzuati'ye bakalım abi. O iyi oynamış bak. Aşağıda. Pinzuati mi? İzlemiyor da. Ooo Pinzuati iyi ama bizde de forvet var abi ya. Galeandro'yu da al abi istersen. Galeandro nerede? O bizim herhalde değil. O bizim değil abi ya. Bizde değil mi? Allah abi ya. İstersen seçilemeyenleri kapat filtrelerden. Kafamız karışmasın. Direkt yolladı. Şurada seçilemez var ha. Güzel. 6-60 Ardizzone. Hadi girelim ya. Hadi bismillah. Bir tane daha abi, seç diyor. Lemmens'i de alayım ya. Oyun anlayışından emin miyiz abi? Belçikalıdır, bir şeydir o çocuk. Pozitif futbol beyler. Emin miyiz gerçekten pozitif abi, futbol? Abi çok hücumcuyuz. Beyler. Sıkıntı çıkacak abi. Beyler. İnanmayanlar bir otobüsten defolup gidebilir mi? Bizim nasıl bir takım? Bak bak. Soyunma odası yanıyor. Şoför bey. İlk durakta durabilir misin? İnecek var. Stop ne iyi ya. Ben bu arada ilk maçım. Maç. Çok heyecanlandım. İlk maçım. Ya. Hadi bismillah. Atak yapan biz miyiz şu an? Evet. Evet. Allah Allah. Laflara baksana ekibin ya. Ekipte şey yok abi. Kim abi Spez ya? Eyvah. Öğreneceğiz gibi gözüküyor. Sıkıntı var mı? Yok gibi şu an. Var gibi. Yok. Hadi. Tamamen kontrolümüze geçiyor maç. Sıkıntı yok. Basit oynayalım. Kapadık lavukları. Öyle. At abi kenardan. Innocente ayağının bağını s***. Aynen öyle. Yani. Atlayan var mesela. Bireysel ata. Hani gururlu bir mağlubiyet alsak yani. Çok iyi pas atmış ama. Abi bu maç takımdaki papazları görüyoruz. Belli. Aynen öyle. İnanmayan, abi inanmayanlara ayıklarım, anladın mı? Chat'te gol yazıyorlar şerefimiz. Abi Sarsanti'yi yazdım kenara. O arkamızdaki taraftar bu. Kaleci handball devşirme demiş. Abi rakip kaleci Dragovski mesela, FM şeyidir ya. İyi bir rakibimiz var ya. Yağmur da başladı. Abi. Yağmur da başladı. Leggio, eyvah. Haydi. Her gol bireysel hata olur ya. Eyvah. Yemedik henüz, ne alaka? Hadi bir daha bak. Aynen öyle. Bizim kaleci de şey işi olur mu? Topu tutma.
Var mı öyle bir özel mesela? Yemedik, yemedik. Kaleciden rica ediyoruz. İşini yap. Ne oldu? Negatif futbol yazmış. İnanılmaz kötü oynuyorsunuz. Bir biraz geniş gelin. Oynayabilir miyiz? Nasıl yani? Oyun genişliğimiz ne kadar? Bayağı genişlettiler. Oyun yani bayağı genişlettiler de. Bu takım ne oynar? Ya bu takım... CS falan oynar abi. Bu takım her bir maç çıkışı oynar. İyi bir Valorant'a kaçar da bu başka ne oynar? Abi sağ pozisyonunda ortalamaları az önce gözüm dikkat çekti de... Çok abi bir dakika şey şimdi buradan bir şey belirlememiz lazım. Biz şimdi ligin en kötü takımıyız değil mi? Evet. Ya bizim öyle topa sahip olmak gibi bir... Olunca ne oluyor gördük az önce. Yani ben antrenmanda hani. Ne haddimize ya. Estağfurullah. Ya Gegenpress. Yok bizim eşeklerin işi değil Gegenpress. Tiki taka. Yok, sağ olun Allah razı olsun. Dikey tiki taka. Hani düzünü yaptık dikeyi yok. Kanat oyunu. Yok. 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 Kontra atak kontra atak. Hızlı kontra atar. Peki organize, ya çok organize de olamayız gibi geliyor. Abi organize sanayi bile yoktur Legio'da öyle değil. Abi bir şey söyleyeyim mi size? Kaleye otobüs çek. Bu şekilde ligde kalamayız abi. Hücumu düşünmeliyiz. Hücumu düşünelim de yapmayalım yani. Sadece düşünelim hücumu. Taktik seç. 5-2-3. Bence 4-3-3 dost. İtalya şeyidir ama. Abi biz kötü bir takımız. Biz üçlü oynayamayız bence. Budur. Bence de bu evet. Şimdi burada rakip bize uygun olmayan kim var? 10 adam falan var ilk saydığımda. Hani. Ön libero var abi. Krokiata, Innocenti. Innocenti mesela de çok kötüsün. Niye bu kadar olsun, kötüsün? İyi de duruyorsun abi, lan. Abi bunu merkez ortası oynatalım abi bunu. Innocenti. Sersanti oynar mı defansif ortası? Sersanti. Markaj 7 diyor ya. Bunu Mezala yaparız. Bunun enseye güm diye koy topunu al. Markaj 7 diyor herifin. Dur. Oo, Yonita. Bir şey diyeceğim. Yonita gel abi. Bombonita. Şu sol açıktan tiksiniyorum. Onu çıkaracağım oyundan. Şu Tenkorang saçmalığını gel abi gel. Buso benim adam. Buso gel. Abi Tenkorang kanat deneyimiz başarısız oldu bence. Abi Tenkorang'ı ön libero'ya çeksek olmaz mı? Oynamıyor mu hiç orada? Oynamıyor değil mi? Magni. Abi bu yer uçağını sok. Yer uçağı bu abi belli. Magni. Bir de Novakovic alacağım ya. Bakalım ne olacak. Duran top kazanmaya mı çalış desek takıma? Duran top hocamı almadı ki. Başkan Allah olacak herif. Şahıs. Alsa böyle mi olurdu? Abi. Sarakço! İlk kez gördük. Sübhanallah. Kendine geldi. Kendine geldi. Eyvah. As. Yemez bunu. Yemez bunu. Kaleci burada belli olacak. Kaleci niye ortada abi yamuk duruyor ya. İyi izin. Dans ediyor. 90'a gol geliyor. Bak bak. Falsaya bak. Tuttuğu köşeden yedi. Yamuk duruyor abi adam ya. Bir rahatsızlığı var galiba herif. Yamuk duruyor ya. Mert'in baktın mı bizim gelişti? Baktım baktım. Tamam. Biraz daha geniş oynayalım mı? Zaman falan mı geçtik averaj düşünelim artık? Averaj mı? Biz düştük dostum sana. Hani yazın nereye kaçarızı ben düşünüyorum. Sen averaj düşünüyorsun. Sen de ben birkaç hamle öndeyimdir teknik direktör olarak tabii. Benim kafada dönen durum şey, selam Erzurumspor yine ben. Tabi tabi öyle bir ağlamalı bir şey klip geliyor birazdan. İtalya'dan hediye aldık sana başkanım. Ama diye. Size bir şey söyleyeyim mi? 6 ay, tabi 6 ay duramayız gibi geliyor da. Bir 2-3 ay İtalya iyi de gelir ya. Hani, baya iyi gel. Genişleriz abi, baya bir genişleriz. Futbol öğreniyoruz abi burada. Fethiye'nin başkanını da bir yandan abi hani. Yenile yenile yenmeyi öğren. İyi bir İtalya serüveni yaşarsak
Bir de abi çok güçlü takımla başladık. Bir de ben kovulursam 100.000'i peşin indiririm, bunu şimdiden söyleyeyim, tazminat. Bakidir abi. Biz peşin aldık mı ya o yıllık ücreti? Bugün küme düşme bozasından sıyrılabilirdik. Hadi bir git be. Abi biraz taktik ekranında yoğunlaşmamız gerekiyor. Evet. Evet, bir dahaki maça geçmeden önce ciddi anlamda bir oturup düşünelim. Hani makarasız düşünelim. Ne yapmalıyız? Hani tekrardan o şeye geçeyim. Abi bir kere Tenkorang'ı o mevkiden alalım. O çocuk hiç orada oynayayım. Sende bir ırkçılık var ama yok, o orta sahada oynatalım diyorum abi. Biz şimdi hızlı kontra atakçı mıyız? Bence evet. Ketenaccio be abi. Yapar mı bizimkiler bir Ketenaccio? Abi pivot santraforumuz yok mu? Var. 1.90'lık bir eleman vardı. Abi ona şişirip kanatlara yoğunlaşsak. Kanatlardan mı oyna diyorsun? Kanat oyuncumuz var mı? Yani olabilir. Kanatlarımız kötü değildi gibi. Yer uçakları var, sıkıntı yok. Ayağı yani bu Sotordini Mangi. Bence kanat oynamayalım yani. Kanatsız bir oyun bence ya. Şu Agostinelli neymiş? Bir ona baksak ya Agostinelli'ye. 5 yıldız potansiyel diyor. Yıldız adayı. Gizli forvet. Hiç görmedik henüz. Bir bak olmaz bloktan. Bayis batağına düşer, mahvolur. Gidecek. Bak forvet kaç gol atamamış. Birçok şeyi yanlış yapmış zanıyordu bu herif. Başka hiçbir şey değil. Mesela Zambataro. Bu kadroyu almadığımız adam. Abi nasıl almayız diye. Bir de sen nasıl Zambataro'sun be abi. Solda ama bir şey söyleyeyim mi size? Mesela üçlü savunma yaptığımız düzende kanat bek olarak uçarmış. Kanat bek oynatmak için doğru yerde miyiz? Peki. İşte bir kanat bekimiz var. Yani. Kalan 10 pozisyonu adamı bulduğumuz anda Franco Lepore mi be? Ben bu adamın tecrübesinden yararlanırım abi lig bitene kadar. Caner Erkin gibi. Vallahi billahi yararlanırım. Hiç fena bir adam değil. Geçmişinde ne var reis senin? Lecce var abi. Geçmişini harbiden ya. Monza, Lecce, Varese. Dayı bir yalandan da olsa bir bunun şey Serie A yapmaz mıyız? Lecce'de gerçi. Maç bile izlememiş Serie A'da öyle bir. Abi, Innocenti diye bir adamımız var galiba abi. İyi gösteriyor onu. Aha Juventus altyapı adamımız var lan. Luca Marrone. Abi neden bu adam şey transfer şikesi adam abi bu adam. Baksana geçmişine. Juventus Sassuolo kısmına bak. 4.5-5. Tam takımına gelmişiz ya. Abi biz Luca Marrone'li bir sistem kuracağız belli oldu. Abi Luca Marrone'li bir sistem şart. Abi bunu çakılı stoper oynatalım abi. Bunun hızlanması zayıf. Abi bir kere ben bu Koray abiden aldığımız taktikten hemen vazgeçiyorum. Çünkü Koray abi bunu büyük ihtimal Galatasaray'a göre dizide nasıl satayım. Biz bu ligin Galatasaray'ı değiliz ki. Kesinlikle. Biz bu ligin en kötüsüyüz ya. Ne oynar bu takım ya? Abi biz kendimiz yapalım. Kendi oyun sistemini ya. Yarat. Burada önemli değil. Burayı rastgele seçip tekrar düzenleyebiliriz. 4-2-3-1 abi bizim işimiz. Anamızın liginde 4-2-3-1 oynarız. Biz bunu gördük kardeş. Yok kötüymüş, yok yok. Ne oluyor lan? Tamam. Kabul. Oyun anlayışı. Temkinli olsun abi. Temkini elden bırakmayın beyler. Maça öyle başlayalım. Duruma göre. Topa sahipken geri verin. Yani. Kaça atat. Hücum genişliği. Bir tık genişletelim abi bence. Evet. Koşu yoluna pas yap. Çok iddialı olur bizim topçular için. Gerek yok bence. Abi topçularımızı bir dizelim, en iyi topçularımızı ona göre yapalım bunları bence. En iyi topçularımız diyorsun he. İşte yetenek kısmından bir filtre edelim. En çok ne diyor ona abi göre bizim yapalım. Forvet uzun mu mesela? Bak Kore abi demiş ki mesela, mesaj atmış.
uzun forvete uzun top oyunu. Harbi mantıklı mesela. Novakovic 1.92. Şişirelim duralım bunu anasını satayım. Kafa vuruşu da iyi idare eder. Kafa vuruşu 14. Zıplama 15. Tamam beyler. Bir dakika. Abi o indirsin. Arkadaki toplasın işte. Uzun top. Yok yok. Gerek yok bence ona abi o kadar. Abi biz onları kendimiz ayarlayabiliyoruz. Yani. Evet. Buna yok mu diyorsunuz? Yok abi biz buradan kendimiz... Buradan zaten ayarlayacağız abi onları. Tamam. Ne yaptığımızı bilelim görelim. Fazla bekletmeden orta aç. O değil de havadan orta açalım abi. Havadan. Bence hem aynen böyle yapalım abi. Tamam. Bu da olur. Bence duran top da kazanalım abi. Adam uzun boyu. Nerede yazıyor? Duran top kazanmaya çalış. Tamam. Dribbling'i azaltalım abi. Ben. Çok azaltalım aynen. Onu. Disiplinli oynayalım. Bir bakalım canım. Evet. Belki dribbling iyidir kanatların falan. 13-14 onu kişisel olarak ayarlayamıyorum. Torlini'nin dribbling. 11. Busu. 12. Bu oynamayacak abi zaten. Manyi 13. Harbi yer uçağı gidiyor bak. Cesertana'ya gidiyor. Bu hafta oynadığımız takım değil mi lan? Cesertana yok. O Catanzaro'ymuş. Bu arada sezon sonunda gidiyor bu arada. Temkorank 10. Abi, dikine pas yapabilir miyiz orayı? Nerede? Alta pas. Pas şekli. İlerleteceksin abi bir tık. İleri. Ha. Uzun pas mı? İleri şişirmeyelim. O kadar gerek yok. Bence standartla mı başlasak ya? Ama çok pas hatası yapıyor galiba bizim stoperler. İki golü öyle yedik. Abi şişirelim. Gelin toplayacağız artık. Yapacak aynen. Bir şey yok. Mantıklı böyle başlıyor. Tempo standart mı? Standartta başlarız. Abi bence. Düşürürsek bakalım. Topu bizden alırlar hemen. Abi bizim ya orta sahalarımız ya da böyle bırakacağız. Fena değil aslında. Tempolu oyun. Bakalım bir. Okey. Bence buradan önce oyuncularımızı dizelim abi. Oyunculara göre yapalım taktiği. Mesela bence forvet Novakovic. Evet. Bu iyi bir tecrübe yani. Bizi tuttu mu tutar. Evet, doğru. Bu takımın 10 numarası kim mesela? Agostinelli mi? Krokiata mı? Krokiata yaş 26. Zihinsel fena değil. Pas 13. Merkezde kullanabilir. Teknik 13. Merkezde oynuyorum diyor abi. Merkez mi diyor? Inocetti'ye bakabilir miyiz bir daha abi? Diego Inocetti. Yukarıda Diego biraz. Inocetti. Bunu oynatalım. Bu bayağı iyi. Bu iyiymiş. Merkez orta saha. Bunu direkt koy abi. Önce bunu koyacağız sonra bunu diğer takım. Derin oyun kurucu da yapabiliriz. Bunu merkezi şeye mi koyayım? Defansif oyun kurucuya mı? Olabilir. Tamam. Merkez orta sahada oynatabiliriz abi bunu. Yanında iyi oyuncuya göre bakalım abi. Okay. Arthur Yanta mı onun yanında sanki? Marrone stopere gel. Sağ bekte o nerede benim tecrübe? Karda abi. Lepore. Gel baba. Sol bekte Zambataro mu oynatacağım? Güveniyorum bu adama. Bir tanesini kanat bek yapalım onları. Caporale. Sol ayaklı. Akar biliyor musun? Gel lan Caporale. Pasör stoper olur bu. Bizim pasörümüz olur. Şişir abi ileriye. Tamam. Ardizone. İyi. İyi. Bundan iyisini buluruz abi. Yonta vardı. Top vardı. Kapması fena değil. Yonita nasıl? Temporanda bir bakalım abi. Bu da iyiymiş. Bunu al koyalım. Bunu koyabiliriz. Bu bence yanındaki. Bir de Sersanti var. Bu da iyi. Yer daha biraz iyi. Yaşlı tecrübe. Bu bir de Juventus'tan kiralık. Juventus'un topçusu. Abi bir de şeye bakabilir miyiz abi? Bir de Tenkorang'a bakalım. O da orta sahaydı. O merkez orta saha oynarım diyor ama. Bize bir tane daha koymayacak mıyız oraya zaten? Yok. Bizim iki tane orta sahamız var. Bir tane ofansif orta sahamız var. 10 numara yapmayalım, merkeze mi çekelim diğerinde diyorsun? Bence bir tane libero koyalım, ön libero. İki tane merkezle oynayalım. Yani. Birini hücumcu tutarız merkezlerin. Şeye kimi olur. Koyacağız o zaman? Orta saha merkeze. Tenkorank mı? Abi,
Agostinelli'yi sayabiliriz. Arturo Yonta nerede oynayacak? Agostinelli iyiydi gerçi lan hakikaten. Yok, Agostinelli değil iyi olan. Bunu Ionita'ydı abi. Ionita. Yok, bir tane 10 numara vardı. Krokiata mı? Krokiata'ydı ya. Krokiata bu çocuk diyor. Mezala olarak oynatırız abi bunu. Orta sahada. Tamam, Krokiata Mezala gel. Destek dayı. Tamam. Abi evet, onu merkez orta saha yapabiliriz. Merkez orta saha destek. Aynen. Abi forveti de pivot yapalım mı hazır? Destek. Hücum mu destek tamam. mi? Destek. Hücum yapalım abi bunu bence. Hücum yapacak adamımız yok takımda şu an. En baba yere geldik. Bizi de en çok zorlayacak yer kanatlar. Tordini. Sol açık. Kötü ya abi. Çok kötü adam ya. Toparlarız da. Bir galibiyet alsak. Şu giden de. Lavuk fena değil aslında ya. Bu adam sağ ayaklı mı? Bitiricilik falan da sol ayaklıymış. Ters ayaklı. Uzaktan şutu çok kötü ama sol ayaklı orada bilmiyorum. Sol ayaklı mı bu herif? Ters ayaklı kanat ayaklı koyabiliriz şey. Abi buna. Bunu şutu sağ açık kötü. Yapıp. Evet, uzaktan şutu çok kötü abi. Ters ayaklı kanat hücum. Tamam. Çok bekletmeden orta dedik bir de kanatları. Orta yapma 10. Tenkorang'ın nasıl o iş? Tenkorang kanat değil abi. Onu kafamızdan çıkartalım bence. Sola bu soyu koysak. Hangi ayaklı? Sağ ayaklı. Olabilir. Bunu da tak yaparız. Fena değil. Ortası da iyi, hızı da iyi. Kanat için. Tamam. Gel bu so. Abi buna şut çektirelim. Sağdakine çektirmeyelim. Ona ayarlarsak kişisel olarak. Buna ne diyoruz? Buna şut çekmesin. Ayarlayabiliyorsak. Daha az şut çek. Çok kötü çünkü. Daha az şut çek. Bu soya ne diyoruz? Daha çok şut çek. Bu yani evet. Ellemeye de biliriz ama. Ellemeyelim. Çok da güvenemem. Gerçi çeksin ya. Başka türlü şut bulamayacağız. Bir bakalım abi. Bir bakalım. Abi çok kafasını karıştırmayalım topçuların abi. Bir defansif orta sahamız var. Koyacağız. Kaldı. Abi oraya adam yiyici lazım. Sarsanti nasıl bir topçuydu? Markaj 7. Ionita nasıl? Markaj 10. Top kapı. Bunu oynatmak lazım ama nasıl? Bu fena değil. Ardizzo ne? Yak. Abi Tenkorang geliyor chatten çok fazla. Defansif ortası oynamıyor ki. O oynayamıyor yani. Çocuk orada. Bunun fizikseli iyi aslında. Innocent'i mecbur buraya koyacağız. Kendi mevkisi diyor zaten. Abi o zaman bunu derin oyun kurucu yapmamız lazım. Çünkü top kapması falan kötü. Yaparız. Buraya da fiziksel şeye atalım. Tenkorang'ı. Tenkorang'ı da savaşçı orta saha destek yapalım. Abi Yonta'yı yedik ama. Belki de en iyi orta saha bizim. Krokiata yerine Ionita ile başlayabiliriz aslında. Krokiata da ikinci en iyi orta sahamız. Evet. Tenkorang bence. Tenkorang ile başlayalım ya. Fiziksel adam önemli bence bu ligde. Bir bakarız duruma göre. Krokiata'yı da sonra atarız. Kaleye kim? Melligrati mi? Melligrati de çok kötü duruyor. Saracho mu? Saracho gibi duruyor yani. Saracho bence abi. Bu da Saracho, çok kötü Saracho. Ama bölge hakimiyeti ve refleks sanki bir tık önde olması lazım. Geçiş oyununda nasıl? Şimdi burada böyle oynayacağız. Pasaklam zaman geçirelim mi? Kanatları kullanırız. Sağ bek, sol bek gerek yok bence. Az standart. Tempo da standart bence. O zaman bence bize baskı yaparlarsa alırlar. Çok iyi değil çünkü oyuncuların tekniği. Abi hem de gerçi bilmiyorum. Zor bir takım. Kontraya mı? Evet. Kalk, ne diyoruz buraya?
Abi burada ben... kontraya kalkalım. Kademeye dönelim. Aynen. Ben de öyle aynı şey. Evet. Daha mantıklı gibi. Dokunmayalım kaleci kısmına. Evet. Topu pivot, santrafora yollayabiliriz. Dekajına bakabilir miyiz abi kalecilerin? Bir uzun oynayabiliyor muyuz? Ona bakacağız. Yani. Çok beceremez gibi ama zaten ne bekliyoruz? Ne bekliyorsunuz ki abi o adamdan? 5 kere alsın, 2 kere isabetli olsun. Topu pivot santrafora yolla diyorum. Evet abi, o indirsin. Bak top rakipteyken. Ben bir de chat'i kontrol edeyim. Koray Gök abi bir şey yazmış mı? Yok, ben de bakıyorum ya chat'e. Sen şey yap. Pres şiddeti standartta tutabiliriz abi bence. Abi bizim pres, kaleciye pres yapmak neyimiz abi bizim? Ona gerek yok. Tamam. Bura. Bura sıkıntılı. Buna ya ayakta savunsak çok gelirler. Topa dal desek kırmızı kart sıkıntı. Bence dokunmayalım şimdi. Bence de dokunmayalım. Geriye yaz. Buna da dokunmayalım abi bence savunma hattına da. Ya buraya genelde çoğu kişi dokunmuyor zaten. Bence biz de dokunmuyor. İyi tamam. Bakalım. Bir maç atalım şu takımla. Yarım saat harcadık. Yine 3 yiyeceğiz de bakalım. 3 yiye yiye öğreneceğiz beyler. 3 yiyeceğiz diye bir düşünce. Ama ilk maç. Ben bu düşünceyi kabul etmiyorum. 5 galibiyet alsak ligde kalırız gibi. Hayır. Ben sana bir şey söyleyeyim. 3 galibiyet alalım. Ve ligden düşelim. Sarsan. Hayat tecrübesi abi. Biz İtalya'ya çok affedersin. İtalya başbakan olmaya gelmedik. Biz bir hayat tecrübesine geldik buraya. Abi bizim Altay din okuluna gelmişsin gibi düşün ya. Din okuluna geldik abi. Abi vize alırken işimize yarar burada bulunmak. Gelecekte gelecekteki takımlarımızda yapacağımız başarıları önden hazırlamak için bir laboratuvara geldik. Ya beni 3 hafta sonra kovar, ben 100 bini indir, şşt, ilk uçak kaçarım. Catanzaro, Leggio, Palermo nerede? Evinde Reggiana ile. Reggiana 4. Hadi bakalım Reggiana. Bizim averaj işi de çok kötü abi. Güveniyorum bu takıma. Bu takıma güveniyorum. Tek farklı bir galibiyet alsak ne güzel olur. Hadi bakalım. Şöyle tek şutta bir galibiyet istiyorum. Tek şut atarak. Hadi beyler, kötü sonuç almaktan usandık be. Catanzaro 4-4-2 takımı. 2. Taş gibi takım çıktı. Arıza var. Hemen mi yani? O kadar derken olmaz be. Bu saatte olmaz. Yalnız biz beklenen birini ayarlamayalım. Gol de geldi. Şu rakip de gol kralı oynuyor ligin ya. Eğer böyle bekler miyiz ya ben? Kaleci şaka mı? Çok mu fazla gösteriyor lan? Eskiden bir tane gösterirdi. Abi kapatabiliyoruz onu, gol tekrarını. Allah Allah. Abi defans hattı çok mu geride acaba? 9. dakikada oraya çekiyorlar bizi. Harbi öyle bir şey. Hadi. Haydi. Gol işi neydi be, hatırlayan var mı? Gol mü? Hücum işi abi. Pozisyon. Hadi. Neydi o, heyecanlanırdık. Ulan bir şeyler olurdu. 3 puan neye benziyor Ersan? Hadi ya. Be. Koş be abi. Koş diye aldık sen oraya. Abi içinde ya bulunduğum en kötü şey galiba Leggio.
bir an evvel kovulmaya bakalım. Senin kafada şey var şimdi, Fethiye'ye gitsem ne olurdu? Kenarda onu düşünün. Abi Bekin yaptığı kademe hatası şaka Leggio mı ya? Leggio'dayım ama aklım hala Erzurum'da yaşanamayan ihtimallerde. Ya kebabında kapa. Baksana abi ya. Abi takımını çok geriye çekerek oynuyoruz. Bir dahaki yayına kadar kovulmazsak seninle gün bende. Dehşet bir şey yapacağım yani. Oley çekiyorlar beyler. Dakika 30. Bizim de bir namusumuz, şerefimiz var. Bizim de bir namusumuz, şerefimiz var ya. Abi kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Full press. Oğlum ne anlatıyorsun? Neyin full press'i ya? Emin olup kaybedecek çok şeyimiz var. Eminler. Abi bence bir tık ileri alalım savunmayı. Evet. Ve dengeli oynayalım abi. Böyle direkt aynen, kaybetmeye çıkıyoruz. Abi topa dalma yapsak. Adamları sakatlayalım bari. Bunu sesli mi dile getiririz böyle? Beyler. Ben dedim. Bence hoca yeme işi var ya. Hocayı yemediler bu arada. Bu takım hocayı yiyemez bile. Dener beceremez öyle diyeyim sana. Bakalım 8 yemeği başarabileceğiz mi? Maç sonu kovduruyorum kendimi, iyi izleyin. Bu arada gol attık. Biz gol attık. Maç golükten bildirim. Maç golük bildirim. İzle. İzle. Ya as artık. Gir artık. Ya burayı yıkardık bu arada bir golü. Takım şimdi mi? Aynen. İnsan bari nasıl olduk ya? Abi adam en sağdan en sola koştu ya. Herif gidiyor mesela, hiç tutan yok adamı. Oy. Of. Eyvay offside, offside. Bu animasyonu ilk kez gördüm. Kırılma ya. Anı. Aynen. Ya ama bu ligi bir tırtmayız ama. Bu ligi bir tırtmayız. İyi yamışı da var. Offside'ın kralı. Napoli çetesi maalesef. Biz kötü oynayabiliriz. Bu bizim iç meselemiz. 8.5 üstü alın. Bizim takım zorla... Ya taktım buna biraz da, çok dar oynuyor ya. Genişletirler bazı. Gol! Offside, gol. Offside yok hocam. Devam, devam. Geliyoruz, geliyoruz. Hadi beyler, atan kazanır. Ne organizasyon? Bu Tenkorank asist. Tenkorank. Abi taktiğe daha yeni alışıyorlar abi, biraz sakin. Abi tabii, olur mu işler ha? Beyler ne oluyor ya bu? Nasıl bir top oynuyorsunuz böyle? Olumlu anlamda söylemişimdir. Bu arada şut istatistiğinin önündeyiz, 11'e 9. Vur be! Oğlum şut istatistiğine bak, 13'e 9. İkizgeğimiz neredeyse yani. Aynı bu arada abi. Biz nasıl 5-1 yeniliyoruz abi Katanzio'ya? Bizim savunmada bir arıza var ya. Kalede abi, kalede. Savunmada da kalede. Baksana usta, topu biz oynuyoruz ya. Dudu mu? Hadi. Hadi lan Dudu. Yap bir şey oğlum. Lepore. Nocenti. Nova Kovac! Nova Kovac! Topağımızı ki toparlar. Hadi yak lan. Hoca makul ol. Hoca? Ya. Hoca. Ya önümüze taş koyuyorlar ya. Por favore ya, por favore. Alakası yok. Bu açıdan aldatıyor hiç. Offside yoktu. Kalyada da bu şike işleri. Aynen. Öyle dik topu. Bir şey diyeyim mi size? Takım oturdu bu arada. İki maça namalup. Tenkorank! Güvendim ya! Evlat diyorum size, Tenkorank! Geliyor abi takım. Tek kale oynuyor Katanzio'ya karşı ya. Abi pozitife mi çeksek?
Ara illeme, iyi gidiyor. Yok, bozmayalım. Aha. Yalnız. Tarihi mi yazacaksınız lan? Zambataro! Nereydi ya? Nereye yaptın topu? Tenkorang'ın ayağı değmeden gol olmuyor ki. Bak olacak şimdi. Alın topu çocuklar. Beyler topa dokunsak mı ya? Abi bak çok... Eyvallah. Oo, ya hocam yok bir şey ya. Usu çok kötü girdin ya. Kırmızı geldi. Kırmızı. Tam dönüyorduk ya. Abi bir papazı daha bulduk abi, sıkıntı yok. Harbiden. Eyvah. İnanılmaz. Guardiola ya. Yapsa ne icat ettin derlerdi. Şimdi bayağı geniş oynarız. Neyse, hakemi tuşlarız, o çok önemli değil. Ezdik yalnız. Harbi ezdik bu arada. 5-2 skora bakmayın. Abi, gurur veren mağlubiyet. Abi, değişiklikleri yapıp takımı oturttuktan sonra 2-0 kazandık maçı. 2-1 kazandık. Olacak, bu kadar olacak. Olur olur. Bir golü verilmiyor bu kulübün. Oyuncusu haksız yere atılıyor. Bunu bütün İtalya şahit bu gece burada olanlara. Bir golü verilmiyor. Bir oyuncusu haksız yere atılıyor. Diyecek sözüm yok, por favore. Başka hiçbir söz yok. İzin verelim, izin verin yaşayalım. Yani abi, Palermo köklü kulüp ligde kalsın gibi bir gizli ajanda varsa, bak Palermo kazanmış mesela. Bilelim. Bu çocukların emeğine yazık. Novakovic'in gol orucu varmış mesela. Abi dur, takımda bazı abi bu arada bir dahaki oynayacağımız takıma böyle mi yapmıştık lan, nasıl yapmıştık? Bir kere abi. Özelden taktik attım abi bu arada. Böyle mi? Böyle değil. Savunma ya. Bir gerideydi. Yok. Standart yapalım abi onu. Savunmayı öyleydi. Tamam. Dengeli. Tamam. Abi Magni'yi kesebilir miyiz? Biraz onda kötü enerji alıyorum ondan. Kim Mangi lan ha? Bir de sol bekimiz inanılmaz kademe hatası yapıyor abi. Oyuncusunu bırakıyor, gidiyor saçma sapan yerlere. Bocci oynasın. Gol yemedik demişler. Bocci'yi koy aynen. Sol açığa da gidici var bizim gibi. %4 maçı var bu takımda bu arada. Tordini gel bakalım lan, PlayStation'cı gel. Palermo maçı var beyler. Çıkış maçı. İsviçre maçı havası alıyorum bu maçta. Hadi, kaçma lan. Geliyoruz. Takımda toplantımı asla yapma. Hem de ev sahibiyiz abi. Takımda toplantı maçı. Ben o işlerde yokum. Bu arada Palermo'ya yenildiğimiz dakika başkana feci şekilde kafa atıyorum. Fiziksel. Bu şey vardı ya, bir tane tribün lideri. Ben bu 100 bini alır uzarım abi. 100 bini ver, hemen kaçayım. Benim de aklım o geldi ya. İstifa etmem abi. Komplik i̇stifa asla. İstifa mı? Toparlayacağız. İstediğimiz oyuncuları almadılar abi. Ben Palermo maçından sonra diyeceğim ki transferin peşine 3 gün var. 1 milyon euro bul. Bulamam. Bulamazsan ultimatum. O zaman kovuldun. Ver 100 bini. Devam. 100 binle bir ev alırız. Gideceğimiz. 100 bini alırım. Yazım 50 tane proje gelir bana. Ben İtalya liginde çalışmış hocayım abi artık. Puan ortalamamız evlere şenlik abi. Puan ortalaması gibi bakma olaya ama ya. Hoca Chelsea Tottenham maçı neler oluyor? Neler oluyor beyler? Abi ben izliyorum. Artı 12 falan verildi ilk yarıya. Tottenham 10 kişi. 1-1. Tottenham'ı bitirecekler diye. Benim bir de kişisel değişimim yani. Var. Lemens'i oynatacağım. O yaşlı olan yerine. Temiz yüzlü bir çocuk ya. Bu çocuktan olumlu bir elektrik aldım. Gerçi hiç olumlu elektrik maçı değil ya.
Sen oyna dayı. Abi iki yönlü bek oynatsan abi bunu. Fiziksel özellikleri hiç kötü değil aslında. Yok buna bir baksaydık ki. Kanat bek. Kesinlikle kanat bek oynamalı abi. Çok güvendiğim bir şey söyleyeyim mi size? Buyur abi. PlayStation'cı çakacak bugün bir tane. Onu çünkü bir maç kestim. Onunla şimdi aramızda hafif bir elektriklenme oldu. Golü atacak, bana susmuş çakacak. Bak izle. Galibiyet primi Game Pass alacağız ama. FIFA Points geliyor. Ama bir de Pro alırım ona. Bütün gün FIFA oynar. Aha. Yapın be. Yapıyorlar şu an. Yapın be altınıza. Donunuza. Ya olamaz böyle ya, bir gol yeme ya. Ya tuttun köşeden ne martık ya. Henderson diye adam var beyler Palermo'da. Biz kimle mücadele ediyoruz? Haçlı ordusu geldi karşımıza küme düşelim diye ya. Palermo'da Henderson'un işi ne ya? Ne olur abi? Palermo'nun burada işi ne ya? Lepore. Dudu hadi be abi ya. Innocenti, Tenkorenk. Hadi lan, Lepore. Arone, Rame. Aha Dudu, çok Dudu iyi. Yapar. Dudu yapar. Dudu çok yaptı. Abi rakipte kaleci var usta bizde. Rakipte var abi. Gol böyle geldi. Bir şeymiş kaleci mesela bak. Ona. Ay. Abi. Kornerleri falan da abi biz yine iyi oynuyoruz ya. Leggio. Leggio'dan ben ayrıldıktan sonra 4-5 tane Twitter hesabı çıkar. Biz Feci Hasan Hoca'cıydık. Yediniz adamı falan diye. XG'miz aynı bu arada. Saha kenarında sempatik takılalım var ya. Hadi beyler kalkın ayağa be. Kalkın ayağa be. Siz düştüğünüz için diğerleri kendini büyük görüyor be. Yapma be. Sütlaç diye adam açtı. Abi her gelen yiyor bu ya. Abi her kaleci her animasyon gol beyler. Yani bu kaleci bu. Bence şimdiden değiştirdim abi. Ya ben maç içinde kaleci değiştireceğim biliyor musun? Buraya bak. Uzandığı yere bak. Yani olacak işte anladın mı yani? Vay. Giden geleni mi aratıyor? Henderson. Offside. Abi atlamıyor topu herif ya. Herif topu atlamıyor yani. Offside diye atlamadı abi. Aynen. Aynen offside. Alsana offside. Bak bakayım. Takım gerçekte kaçıncı ya? Çok iyi soru. Hadi gerçekte kimler yönetiyorlar oradan bir bakalım bari. Abi bu takım gerçekte 17. Son 3 maç 7 puan ama onu söyleyeyim. Palermo'yu evet. Da yendi, deplasmanda yenmişler. Harbi mi? Tenkorank dışı tek topçu yok. Tenkorank'ı da seneye gittiğim kulübe aldıracağım. Novakovic! Of! Geliyor, geliyor. Şunları yap ya. İki maçtır hücumda rakipten daha fazla gol at şutumuz var. Bu maç değil abi. Bu maç da var. 10 şut abi. Biz 8'lik. Harbi mi? Sana kadar diyoruz. Gol değil değil mi? Öyle bir şey yok ya. Ne yapıyor bu ya? Insigne yazıyor yani. Insigne. Bakıyor musunuz? O Insigne diye. Hadi. Yani. Hadi. Bir şey yaptı Duperi. Aynen. Yedek kulübesine sürdü topu mesela adam. Toparlar bu takım ya. Aynen. Topallar gibi geldi daha çok. 21'e 12 ol. Biz bitmişik ya. 16 maçta 9 puan kapanmaz gibi. Kapanır kapanır. Bak şimdi 9'da kapanır 19'da. Ara ver dayı. Düşüyoruz. Nerede para işi? Mali durum. Aynen.
Müzik sezonu değil, müzik bu sezon, sezon ya. Biz yokuz. Siz de yoksunuz muhtemelen önümüzdeki sezon. Transfer bütçesi istiyorum. Verilmezse devam etmeyeceğim. Parmağıyla oynuyoruz mesela birinci. Ama bir şey diyeyim mi? Bir parmak galibiyetiyle feci. Abi şu maçı da yapalım ya. Gidici ne diyorsun lan? Takım toplantı istiyor ısrarla. Ya abi tamam yapalım herhalde. Beyler düştük. Çok iyi oynuyoruz aynen öyle. Son zamanlarda formumuz önümüzdeki maça işler yolundan bu turnuva tarafı güçte bir takımız. Aha. Aldık takım mesela. Oğlum bu muymuş lan? İlaç buymuş. Parmaya yazık oldu. Şimdi parma düşünsün. Parmaya yazık oldu bu arada. Parma liderliği de verdi mesela. Biz de sonuncu olduk abi. Üç takımın da puanı aynı. Tamamen bize düşürmek için yapılmış. Parma 10 atacaktı artık 5 atar demişler. Parma çıkarttı geliyor bize doğru. Full tartışacağız böyle okla belli oldu. Abi medyon nasılsak başkanı? Sahibi ya kulübün. Ne diyor? Nasıl yapacağız onu? Basına sızdırabiliyorsun evet, o reddedildiğini. Ek yorum işi var aşağıda. O mu acaba? Yok o. Ek o yorum. Yazıyor zamanla direkt. Ha. Ona hiçbir şey yok, mantığı yok. Evet. Bir de yazarsak... Basına sızdırabiliyorsun abi. Hangi pozisyonda iyileştirmene ihtiyacı var mı? Nasıl sızdırıyorduk basına ya? Eskiden çıkıyordu da bu çıkmadı sanki şu an. Parma. Parma'yı yeneriz gibi geliyor. Niye öyle oldu? Abi kaleciyi o genç çocuk oynatalım. Parma'yı yeneceğiz gibi geldi ya. Bize de geliyor mu? Yok. Yok. Bana bir geldi abi hafiften. Bu inançsızlık ama yeneceğiz galiba beyler ya. Yazık oldu diyoruz Parma'ya bir haftadır. Parma'nın kalecileri Buffon mu? Emekli oldu. İnşallah olmuştur. Parma'ya parmağı atarız gibi geliyor. Durun bakalım. Parma'yı ne yaparız ya? Mesela biz bir sene önce kurulmuşuz. Koymuşuz. O kadar mı? Parma'ya da yenilirsek yanında benim kafada bir proje var. Sadece destek verin. Projede şey kur korumalı mevduat. Galli'ye bakabilir miyiz bir abi? Yani kim o Galli mi öyle bir şey çocuğun ismi? Gerçekte onu oynatıyor varmış. Kaleci değil mi? Yok Galli diye bir çocuk var bir yerde. Giorgio Galli. Bir işe yaramaz yok mesela. Yok beğenmedim bunu. Serie B ayın golü Tenkorank. Yok ama düşeriz. Chat'ten bir skor tahmini alalım bu Parma maçı için. Eyvah. Şakası bol olur onun ya. 3-0 alırız diyen can kardeşler neredesiniz peki? 7-2-14-2 abartmayın. 7-1 yenilir yazmış mesela. Beyler o kadar atmayız abartmayın. 14-0 mı? 14 tane gol nasıl atacağız? Abartmayın beyler gol atarız. 14 taneye zaman yetmez ki beyler. İyi takımız da. Yapacağız bir şey. Rahat olun. Ben de bu iş. Vardan bana da 7-1 gibi geldi ama hadi bakalım. Rahat olun diyorum ya. O şeyin cezası bitti mi bu sonun? Bu so gel abi. Ben bu PlayStation'cı ile oynamam. Boki'miz sakatlanmış abi. Boki yemişiz. Pardon. Boki. Aa Boki, Boki niye gittin lan? Zambataro'ya kaldık. Boki Boki sakatlandı. Hadi bak. Hadi bismillah deriz. Savunma ağırlıklı mı çıktıydık ya? Bak bunu birkaçtır yapıyorsun. Rahatsız oluyorum. Tavrından. Pardon.
Bir şehadet getiririz bu maçtan önce var ya. Bu tarz, bu tavırlardan rahatsız olduğumu daha önceden çok kez deklare ettim. Full konsantre. Ya Rabbi acı bize ya. Ne? Hadi be. Ne? Aynen öyle. Yok. Pas attı ya. Bir kere de böyle yiyin diyor oyun. As. Sarac çok güzel uçtu yalnız. Sarac'cığım olduğu gibi rakibe mi çekeriz topu? Dur. Top stoperlere mi versek acaba? Marrone. Güzel. Lepore. İyi açtı oyunu. Reme. Ya var mısın? Niye sürüyorsun ki? O soruyor. İyi lan 14 yemeyeceğiz. Vakit yetmez herhalde. Mihaila. Çok iyi bir adam olduğuna eminim o Mihaila'nın mesela. Yuan Boni mesela. Nereli? Hocam bir kere de bize güler mi kadar gülmedi. Aa güldü lan. Güldü. Çok net bir offside. Kaleci her topu çuvallı gibi atıyorsun rakibin önüne ya. Abi onu değiştirelim. Barnabe iyi topçu değil miydi mesela? Ne işi var Serie B'de? Of. Abi bu bir. Adam abi, topa yönlendi ya. Abi, hemen stoperleri attıralım o topu. Bu beceremiyor bu grup değil. Elle kısa oynayan stoperlere ver topu. Kaldı 13. Ama bu son yaptığımız değişiklik maçı çevirebilir Lecce adına. Aha! Hadi bir daha Zamboya. Attık çok iyi. Vur lan. Attık. Yok hocam bir şey. Yok olsa çok. Uso. Dönüşler var. Yapma oğlum ya. Zambo Taro yapma ya. Geldi gibi gol. Zambo Taro. Kaleci ne yapmaya çalışıyor ya? Rekor falan mı kırmaya çalışıyor kaleci? Bizim toparlar çok. Abi bizim var ya bak. Baksana ya. Eyvallah. 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 Abi kaleci bayıldı düştü ya. Yeme buradan be. Yeri. Buradan yeme ya. Ye. Kaleyi bulmadık işte yiyecek de. Kaleyi tutturamadı. Dedi. Aha. Yonita. Aporale. Eyvah. Ya, eyvah. Velet de Ali Namin adama geldi top. Tenkorank. Buso. Aporale. Yonita. Yonita vereceğim. Evet, pas. Aha. Yaz. Ya kalecinin tutacağını bile savunmacı tutuyor. Abi Yonita'yı gördünüz mü? Roman topçu. Bükreş. Tam bir Lolita. Tam bir Lolita. Bükreş Kaldo... işleri. Balkan işleri. Kaldı 11. Ne oldu? Ha. Paramız olsaydı Türkiye piyasasına çökecektik ne güzel. Devreye umutlu girmek lazım. Abi çok kötü adamlar. Çok. Geldi. Adana Spor. Uçururduk onu. Şu an cağ kebabı yiyor olabilirim. Adamlar ileride iki kişi bırakıyor. Ama abi buranın başkanına da 100 bin diyoruz 100 bin verdi. Yani o para işte. Ama şu kaleciyle çalışmak için her bir 100 binden aşağı da gitmez ya. Saracho gerçekten nasıl ya? Saracho skills yazsan. Tamam kısa oynadık. Tamam. 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 Taka. Biri geriden gelip alabilir tamam. Mi topu artık? City taka. Bizim defans oyun kurucumuz yok muydu? Vardı. Nerede bu adam? İşi çıkmış böyle. Geliyor 5 dakika. Adam üstüne gelen topu çizgide zor tuttu ya. Oo.
Çok çarptı muhtemelen bana. Aha, çık oğlum. Kimeydi o? Kaleciye. Şut attı. Top ne kadar büyük ya. Size de öyle gelmedi o. Açıdan herhalde. Hakem mi burada? Ne oldu lan? Tamam ama içeri. Hayalime yeni bir sıkıntı. At bunu. At bunu. Ulan bir de yenseymişiz. Ya. Hem Parma'yı yenmiş olacaktık, hem Palermo ile 3 düşürmüş olacaktık. Yenmeye de yaklaştığımız bir maçtı yani. Santra'da falan çok 0-0'dı maç. Biz daha iyi ısınmıştık maçın. Abi şu Bernabe tahmin ettiğimiz adam mı? Evet abi ya. Evet abi. Hernani tahmin ettiğimiz adam mı? Muhtemelen öyle. Portolu Hernani. O ama o ne olacak? Dudu. ...15 dakikada 2 gol. Neden olmaz? Aha. Geliyor, geliyor. Ah. Ucundan kaçıyor işte. Başım döndü paslaşmaya. Oyun olarak üstünüz ama kaliteniz yetmiyor. Başka hiçbir şey değil. 24'e 7 diyor şutlar ya. Bizim kaleci rakip kaleciden iyi mesela. Eyvah. Aa, o ne? Kendi kalesine mesela. İzlediğiniz şeyler asla bilgisayarda bizim ürettiğimiz, komik olsun diye ürettiğimiz şeyler değil arkadaşlar. Bir kez daha izliyoruz. Tutuyor. İçeride tutmuş Mert. İnanılmaz bir adam abi. Kaldı 9. Sözüm bitti ya adam. Ben hani kaçarım. 14 tane yerdi komut efendi, ne oldu? Ben şöyle söyleyeyim. Bakalım. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Güzel bir İtalya tatilimiz vardı. Tatil. Güzel tecrübeler edindik. Bak, güzel tecrübeler. Tabii tabii, kültürü öğrendik. Yani... Abi bir aybaşı olsun, bir parayı yatırsınlar aylık. Aybaşı işte 3 Şubat. İmza parası almış, almadık değil mi ya? Hümetim ya. Kurulu bilmem ne. Dur bakalım. Sözleşme istedim. Birazdan komik bir cevap gelir bize. Sözleşme masanın altında sallanıyor. Kaçırma çekti başkanla. Oradan bir hırgür çıkarıp kaçsak. Yönetimle konuş. İstifa ile tehdit edelim abi. Nerede adam yazıyor? Görüşmeyi basana sızdır. Aynen öyle. Haydi. Aynen öyle. Yanıtla. Olumsuz girelim ya. Kaçmak şu an için. Geleceğimi düşünmeye başladım. Yönetimle aram limoni ve ettiğim vaatleri de yerine getiremedim. Aynen. Abi bu çok... Kendimizi gömmeyelim bize, ama ya. Bizi gömer. Eyvah. Bence kendimizi gömmeyelim. Eyvah. Sıkıntı yok. Başkan Bey. Keyifli. İstediğimin yapılmamasından ötürü hayal kırıklığına uğradım. Bunu da medyaya taşıdım. Full ters, full. Tehdit. Bunu geçerli bir sebep olarak görmüyor ve sizi neden kovmamamız gerektiğini bilmek istiyoruz. Lan beni kovmazsan adam değilsin. benim yerimi benim kadar iyi bilecek menajer bulabilecek misiniz? Sanmıyorum. Kimse biz kulüpten daha önemli değildir. Bizi sizi kovmaktan başka bir seçenek bırakmadınız. 100 bin euro indirdik, kaçıyoruz. Kaçtım acıyı ben, tamam mı? Hiç beklemiyordum ya. Bu CV'de şimdi Adana Spor'umu alayım ya. Tabii tabii, İtalya tecrübeli. B1 İtalyanca çek. 100 bin euro çek. Ben Uzer. Evet. 3 ayda 104 bin euro kazandık. Öyle bakarım bu işe. Bir de maç izledik sağ kenarından mesela. Taş yak mı geçiyorsunuz oğlum? 3 ayda 100 bin euro koyulur mu?
Cezayir sıkıntılıymış yak, abi. Yak yak yak. O kadar değil hocam. Gerek belediye. Gitmez biz mi? Artık İtalya görmüş adamımız beyler. Bunları dikkate alın. Şimdi bizim zaten 100 bin euro paramız var. Bu 100 bin euro bizi yaza götürür. Hani yeme içme olarak. Bir de Türkiye'de 3 milyon abi bayağı bir götürür. Tabii canım. 100 bin euro baba 3 milyon lira. Türkiye'ye döneriz. Mis gibi. Ev alırız bir tane. Alamayız. Ev, şey, orada da ev alınmaz. Ev alınmaz da şimdi başkan bize 100 bin. Bir de biz 1,5 sene imzalamıştık onu unutmayın. Yani yıllık 100 bin. Herifler bize takribi 150 bin euro para verdi. Aa süper o zaman. Türkiye'de 4,5 milyon lira yapar bu. 4,5 milyon lira temiz. 4,5 milyon lirayla biz yazı görürüz. Ha, şimdi Mayıs ayında patır kütür başlayacaklar dökülmeye. E reis hepsine başvuracak. Hepsine başvuracak. Bir de yaz transferinde güzel bir kadro yaparız. Üf 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 üf. Hadi bir yaz gelsin be. Ha beyler bir tatilimiz gelmedi mi? Çok çalıştık. Yok mu bir Erzurum tatilimiz? Ya da Fethiye. Ben size bir şey diyeyim mi? Altay mesela. Isparta mı? İzmir diyorum mesela. Of. Trend yol birincilikte 18. diye. Bir de bence girmeyelim bak. Şu an mantıklı yok düşünelim. Abi, hiç gerek bak, yok. Gerçek roleplay yapıyoruz ya şunu düşünelim. 150 bin euro parası olan bir adam 3 ay için 6 ayda kendini düşürür müydü? Düşürmez. Mesela Adan olsa girilebilir abi. Abi 15 abi. Puanı var. Kalmak için 25 lazım. Yani. İmkansız gibi bir İmkansız. Şey. Kalmış 11 hafta. Zor. Hiç gerek yok. Leggio. İyi macera oldu ama. Nasıl başkana ters o gittik? Abi biz koparıcıyız ya. Biz koparıcıyız. Network kazandık İtalya'da. Öyle abi bakalım. Canım. Abi. Biz de restorana gittiğimizde tanıyacaklar. Bizim tek sıkıntımız ne biliyor musunuz? Puan ortalaması. Evet. Sıfır şu an. Yani. Harbiden. Abi şöyle düşün ama 0.25 yerine 0 daha iyi bence. He yok, az yani doğru. Çok az maça çıkmıştır demek ki bu adam izlenimi. İstatistik yanlış deriz hani. Ay, yüzsüz gibi Inter'e başvururum abi. Inter sevmem ya. Kaotik bir cami ya. Bak Sarıyer menajeri Cüneyt Dumlupınar'ın görevine son verileceği konuşuluyor. Bende 4 milyon lira nakit para var. Bir tane Sarıyer'den ev tutayım bir senelik. Kaçıncı abi Sarıyer? Sarıyer. Aa güzel. 12. Sarıyer kalır bu sene TFF ikincilikte. Biz alırız. Bir de bir sonraki yayına Aynalı'da bir taktik yaparız Sarıyer'e. Güzel transferler yaparız. Sarıyer'i çıkarırız abi. İki tane de Avusturyalısı var. Arıçam'da falan var. Güzel takım. Umut Bulut var baksana. Oğuz'a hakim bizim takımız. 40 yaşında. Yardımcı Cuma Menize mi? Haydi. Bile bile yandı. Özlemedik mi şeker paramızı? Saracho'yu transfer et. Aynen Saracho'yu alırız beyler. O orta sayı alırız. Abi Sarıyer. Sarıyer baba. Kanka, Sarıyer harbi iyi gider ama buraya. Sarıyer düşmez değil mi peki? Hani bir de böyle bir şey yaşam yok abi. Yok, 9 kolay puan değil. Önünde. Biraz zor olur düşebilir de. Eşekteysek biz ki yani. Eşeğizdir biraz. O zaman düşebiliriz. Geldi. İş bizim eşekliğe bakıyorsa. Kimi getirmiş abi takımın başına Leicester? Sarıyer'den bir eve bakalım ama ya. Gerçi bizde iyi para var da. 4 milyona sarı yerde bulamayabiliriz. Bir kağıt tane Arnavutköy'e bakalım bence. Medya Saracho'nun yeteneğini sorguluyormuş abi. Altay yönetimi de hoca kovdu bu arada. Bu arada Sarıyer'e başvurduk da yine de bir yazı mı görseydik ya. Yazın çok kapı açılırdı beyler. Bir bakalım abi teklife ona göre. Ne verse alacağız mesela Sarıyer? Almayalım. Bakalım ne geliyor maaş tahmini. Hmm. O ligden doğru almayalım. Bak Kocaeli Spor şeyi kovdu galiba.
Ertuğrul Sağlam kovdu galiba. Baksana Gaziantep FK falan diyor. Kocaeli Spor. Kocaeli'ye gidelim abi. Abi Göztepe var ama. Göztepe'ye de gidebiliriz abi. Göztepe bak bu sene 8. aslında Göztepe'ye atsak playoff'a sokarız abi. Evet. Abi bunlara talip olalım. Göztepe İsmail Köybaşı mesela. Abi basa duyursana Göztepe'ye abi buraya gidelim. Evet bu harbi. İstemez misin be İtalyan hoca? Alayım abi. Göztepe bize burun kıvırır gibi ya. Yok be abi. Erik Tanak çok abartmış bu arada. Çok abartıyorsunuz bu işleri. Allah. Farioli gelince sıraya geçiyorlar. Biz de İtalya'dan geldik. Biz de İtalyanız. Por favore. Göztepe bize ilaç olur bu arada. Çok güzel olur harbiden. Tottenham 9 kişiymiş. Göztepe'nin başkan da yabancı lan. Oraya transfer de yaptırırız. Git ya. Gözümüz yükseğe kaydı biraz. Aa. Hatay işi zor. Hatay Spor, abi. Hatay Spor hala hocayı kovacak ya. Hala kovmadılar dayı. Kıyamıyorlar Volkan'a da. Bakalım. Kıyı bir yerde de biz gelelim be. Hatay'a şu an gitmek kötü olabilir abi. Muhtemelen küme düşme hattında. Ha doğru. Ama şöyle düşün. Gidelim, düşsün, kovulmazsak çıkarmaya kasarız. Ama biz düşürdük diye bize kalır abi yani. Aa, ihale bizde mi durur? Bir de dur bir tık geçmiş. Ya. Kötü ya. Bizim geçmiş zaten. Geçmiş bir çöplüktür. Sadece çöpçüler karıştırır şekli bir kafa yapısıyla başlayacağız o işe de. Temiz bir sayfa. Erzurum FK hoca arıyormuş. Ulan. Eren Tozlu mu? Stardır lan. Şaka mı bu profil? İyiymiş dedim. Hadi be Erzurum gelsin. 81 maç 30 gol Eren Tozlu. Göztepe bekliyorum ben yine. Zonguldak evet, kömür yokuz. Abi Göztepe'de çok maaşa bakmaya da gerek yok. Bir parayı vurduk lan zaten. Lan Göztepe yani. Bir kere vurduk parayı artık zaten şeye gidiyoruz. Şanşöhret'e gidiyoruz. Mesela Kocaeli Spor. Hemen alayım Kocaeli Spor. Abi, güzel yılda bir ev alırız 4 milyona bence. Ya şimdilik baksana Kocaeli bizi reddetti yani. Abi. Daha önce herhangi bir takımla üst lige yükselme tecrübemizin olmaması diyor. Vermezsen nasıl tecrübe edeceğiz? Ver çıkayım dayı. Mustafa Cabanoğlu Düzce Spor. Yok baba ya. Bizlik değil. Biz başka yerliklerde bakıyoruz artık. Sarıyer'i alsa mıydık? Bak bir yeri de çıkarmak lazım beyler. Alıp çıkarmak lazım. Şeyin de artmıyor. Güven vermiyorsun. Göztepe'ye kabul edilmedi yapma diyor. Bak işte ya. Üst lige yükselme tecrüben yok diyor. Eren Şafak'ın mı var abi üst lige yükselme tecrübesi ya? Abi Beşiktaş'ta antrenörlüğü var. Önder Karabel'in de var. Uşak Spor'a mı gitsek acaba? Gaziantep FK. Munteanu diye bir adam getiriyor. Camianın ülkenin çocukları işsiz mesela. Yağmur abi Sarıyer yazmış. Aynen. Sarıyer'i reddettik gülüm ya. Abi tekrar ama hoca buldu galiba. Buldular bunu. Kim var abi? Yeni Mersin İdman Yurdu mu? Yok abi Yeni Mersin İdman Yurduluk iş değiliz. Abi Düzce Spor 8. aslında. Playoff'a sokamaz mıyız? Avusturya Viyen var boşta. O bize gelmez gibi. Bize yani. Sekmez o. Bize İkinci sekmiyor bir onlar. Başlana. Barnsley. Barnsley. Abi bu ligde de çok maç var ya. 12. Yok ya ben artık ülkemde bir iş istiyorum abi. Kendi ülkemde pişmem lazım. Biz çok erken çıktık Avrupa'ya. Biz çok erken çıktık. Göztepe Aykut Kocaman'ı getirmiş abi. Baksana dayı kimlerle iş yarıştırıyoruz ya. Çıkamazlar ligden mesela. Çıkamadığı Aykut gün alırız. Hoca'nın da yok yukarıya takım çıkarma tecrübesi.
Tabii o da var. Bitmemiş bir aşk bu. Erzurum ve ben. Ama Erzurum düşmüş ya. Erzurum iyi düşmüş. Erzurum abi. Düşmüş. Erzurum'u alayım. Bak çok mantıklı. Erzurum düşsün. Hocayı kovsun. Erzurum'u alıp çıkarayım. Zaten iyi takım değil mi? Bir üstlükten düştüğü için. Eren Tozlu'yla falan. Eren Tozlu'yla falan ikinci ligi sallarız beyler. Hem şey de olur. Lig çıkma tecrübemiz evet, de olur. Evet lig çıkma tecrübemiz de olur. Erzurum acil gelsin. Olabilir abi mantıklı. Erzurum acil gelsin abi çok mantıklı. Erzurum'u bekleyeceğim beyler. Galiba Erzurum'u bekleyeceğim. Abi Süper Lig'de durum ne? Ona bir baksana istersen. Ona bir Süper sezon sonu. Onu bir sezon sonu gelsin de bütün liglerin durumlarına bakacağız. Şimdi sürprizi kaçmasın. Bu tarihten sonra pek bir şey sekmez gibi ya. Evet evet artık sezon sonunu bekler takımlar. Ne oldu lan? İş piyasası. Hadi bakalım ya. Ama Avusturya diyen birinci mesela. Niye adam arıyor öyle? Hocası bir yere gitmiştir. Ha öyle o iş diyorsun. Harbi 4 maçla Nisan'a geldik bu arada. 4 maçla Nisan'a geldik ama maç maç oynayan FM kariyerlerinden almadığınız zevki almadınız mı şu bir senede be beyler? Özellikle son golde abi. 4 maç kovulduk. Abi Gençler Birliği. Kendimizi kovulduk. Gençler Birliği mi? Bize düşmez gibi ama. Düşer düşer. Düşer ya. Kaçıncı abi Gençler Birliği? 13. Buna talip 13. olurum. Mi? Buraya acil kaçalım beyler kaptan. Ya Tabare mesela. Hadi be abi ya. Koy hadi be yaparız. Abi ya. Bu işi alayım ya. Gençler bir bu işi çok istedik be. Ankara bir çay yolunda bir villam yok mu ya? 4 milyona zor diyorlar abi. Almalık değil be. Talip olmasıyla dalga geçti diyor ya. Haydi. Oha. Beyler bari basına söylemeseydiniz ya. Kendi aranızda yapsaydınız da. Harbi ulu orta taşak geçmeyin bari. Abi basını çağırıp şaka yapmışlar ya. İkincilikte bir takıma. Abi Erzurum Spor diyorum işte ya. Erzurum bizim ilacımız abi. Düşecek. Düştüğü yerden alacağız. Bu kadar. Schalke mi? Bundesliga 2 diyor dayı. Schalke sekmez mi? Abi borç. Biraz borç mu öderiz? Yiğidin kamçısıdır. Kamçıdır. Biz Schalke'de neye başvurduk lan? Schalke görünmüyor burada. Ha sıkıntılıymış. Biz bodoslama atladık kulübün üstüne ya. Şenol Demir mi? Neyse. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile Trabzon'u gördüm abi. Ben sadece şu an şuna odaklandım. Mulaka 7 Erzurum ayı. Spor'un hocayı kovmasına odaklandım. Başka hiçbir şeye odaklanmadım. O haber de bir gelmedi abi sanki. Adam ne oldu? Tuttu mu ligde Erzurum'u ya? Erzurum kovlan şu adamı. Erik Ten Hag Fulham'a gitmiş. Fulham'da da sıkıntılı. Sen ne kötü bir adamsın lan. Bir sene içinde. Barcelona'mız yok mu ya? Yok gibi geldi. Bankta fotoğraf çekiyor. Şarlike, Malike çok kulüp sekecek. Beyler yaza çok kulüp sekecek. Erzurum FK. 17.liğe çıkmış Erzurum. Sıkıntı var. 7 puana şey indirmiş herif. Ya. Kaç maçı var? 2 maçı var. Düşmüş lan. Düşmüş. Tamam Erzurum düşmüş. Erzurum düştüğü kesinleştiyse hocayı sarayım tabut şeye koyayım. Abi alaya. Biz hazır yazdayken indirimden kışlıkları alalım. Harbi ha. Doğru. 8-10 tane içlik. Onları zaten 4,5 milyon lira para var bilir. Onların tamamını aldık. Fatih Karagümrük menajeri Fabio Cannavaro mu?
Abi biz oha, kimlerle iş kovalıyoruz ya? Bir sene bizim gittik, biz ya nasıl bir sektörde yaşıyoruz beyler? Fabio Cannavaro ile falan aynı yerde iş kovalıyoruz ya. Gençlerle çalışma 20 diyor mesela. Ulan Cannavaro hangi gence dokunduğunda FM'de bunu 20 yaptılar mesela? Çin liginde hocalık yapıyorsun ya. Abi çok fazla iş sekecek. Çok fazla iş sekecek. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Abi İstanbul çok mu gözümüze çarpıyor? Bana mı öyle geliyor? Nasıl lan? İstanbul Spor'un haberini çok görüyorum. İstanbul Spor... Görüşürüz be. Tamam. Herkesle görüşürüz. Bizim öyle bir takıntımız yok birincilik, ikincilik diye de. Bak hoca kovmalar başladı mesela. Bak İngiltere alt lig kovmaya başladı. Şimdi yavaştan şimdi Türkiye kovacak. Antalya Spor falan diye haberler gelecek. Şimdi yavaştan Türkiye'de kovulmalar başlayacak beyler. Ayağımıza gelecek hepsi biraz. Tabii canım. Middlesbrough, Plymouth. Bak bunlar geliyor yavaştan. Durun beyler durun. Gelecek. İlk Skybet patladı. Şimdi diğer ligler patlayacak. İyi izleyin. Şimdi Türkiye'de kovulma mevsimi başlayacak. O mevsimin kralı olacağız. Bek Lecce yönetimi. Lan Lecce. İyi soyduk. Dur bir dakika. Lecce buldu mu acaba teknik direktör? Bulmuştur. Ne kadara çalışıyor o da öne. Ama en son bakarız ya. Gençler Birliği bize Önder Karaveli başlıca aday diyor ya. Hayır ya. Bizim durum abi, vahim gibi. Önder Karaveli'nin bir özelliklerine baksak mı ya? Gençlerle çalışma. 10. Harbi 10'dur biliyor musun? Kayboldu. Erzurum Spor! 20. Basına duyurun da dalga geçiyorlar bizimle. Bunu duyurmayalım abi ya. Bunu duyurmayalım. Bunu gizli bir operasyon işleyelim. Ama bu herif Ahmet Dal'ı biz 2 hafta bekletip reddettik beyler ya. Şimdi geldi mevzu aklıma. O da zor durumda. Kindar bir adam mıdır acaba? Değil gibi geldi tipinden ama. Ahmet Dal tatlı bir adam gibi ya. Evet, sakal. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ahmet abi. Gençtik, toyduk. İtalya'da piştik, hamdık, olduk. Bir daha Erzurum Spor gelirse kapıya sözleşmeyi fiyat kısmına bakmadan imzalayacağım. Bir göz atarız ama. Ya bir iki bakarız da. Boş sözleşmeye imza atacağız. Ben Erzurum'umu özledim. Bu kadar. Ama hala Türkiye Ligi'nden gerekli hoca kovma dalgasının gelmemiş olmasına da ağır tripteyiz. Onu da söyleyelim. Aha geldi abi. Aha geldi. Denizli Spor. Önder Karaveli hoca. Çaykur Rize Spor. Yağdı bu hafta yağdı. Diyarbakır mesela ne yapıyor? TFF 2. Lig beyazda 10. yok. Aksaray 15. Tam küçük şehir ya. Rize ne oldu? Düştü mü Rize? Tamam. Rize'ye diyorum ki bak. Ver bana 2'den geri 1'e çıkarayım. Ver abi. Tamam. Daha tamam, biraz daha bekleyelim. Daha gelecek beyler, daha gelecek. O ilk faslıydı. Şampiyon kim olmuş abi bir baksak. Galatasaray. Okan Buruk kovulmuş. Yani Galatasaray kötü demek ki. Üçüncü. Şampiyon Fener 92 puan. Oley be. Trabzon 88. Galatasaray 86. Adana 70. Beşiktaş 68. Samsun 7. mi? Karagümrük, Rize, İstanbul gitmiş. İstanbul hocayı kovmadı mı ya? Bu da kovmuş. Galip olayım abi. Antrenman testleri vasatın altında nasıl oluyor acaba? Fatih Karagümrük.
Cannavaro'dan sonra biraz ağır gelmez miyiz? Onu ben de düşündüm. Aa, Schalke. Schalke'ye de başvurayım. Bunlar bizde dalga geçiyor. Biraz gülsünler ya, değil mi? Abi. Galatasaray'a başvurmuyorum bak mesela. Galatasaray'a başvurmuyorum. Başvuralım canım. Başvuralım abi ya. Dostlar Eşref Satır'a denk getiririz abi. Hazır de var. Dursun Özbek, bu çocuğu seviyorum. Alın gelin. Pendik sporlu Turam'ın peşinde Ofi. Ofi ne? Yunan takımı mıydı? Galatasaray hoca olarak kimi geçecek? Bak orada da bir sirkülasyon dönecek. Ben bir Türk hoca bekliyorum abi, böyle bir saçma sapan. Bak şimdi orada o mesela Abdullah Avcı'yı getirecek. Trabzon başka birini, ora başka birini derken oradan da bir istihdam yaratacağız. Ben sürpriz birini bekliyorum abi. Hıdır FK, iyi bütçe vardı bunlarda. Beşiktaş'ın başı playoff'a da kalmış abi. Playoff'a da kalmış beyler. TFF 2. Lig'de iyi takım demek ki. Ama kalmışım abi. Onun maçları yoktu ama. Bir baksana, bir geri gelsene abi. Selim Ulgaz var mesela. Kalmış mı? Yok. Beşiktaş'ın başında kim vardı bu arada? Kalmış. Nerede kalmış abi? Elenmiş olabilir abi belki. Elenmiş. Penaltılarda Kastamonu'ya elenmiş birinci tur. Kastamonu penaltılarda, bak penaltılarda elendiği takım çeyreği de geçmiş. Yarıda şu an. Penaltılarda elendiği takım. Şanssız kura derim Iğdır'a. Iğdır iyi takım demek ki. Playoff'a uğramadan çıkartırız orayı. Iğdır'da güzel de ev bulunur, biliyor musun? Zeytini güzel olur. Iğdır FK. Iğdır'da da değiliz ya ama. Tuana da iyi olur. Iğdır'a da gidemeyiz gibi geldi. Dur bakalım. Abi bence Erzurum yok dediği an ikinci ligde bir takıma girmemiz Erzurum lazım. Erzurum yok falan demiyor. Onu kafadan at ya. Gerçi şimdi Erzurum da şey diyecek değil mi? Lig çıkarma tecrübeniz yok. Ama ben abi bu Iğdır'a da başvurayım abi, ne olur ne olmaz. Bizim lig çıkarma tecrübemiz yok. O sıkıntı yani. Abi Bursa Spor ne durumda acaba? Görev be. Güvenin biraz bize be. Gençlere güvenin be. Yaz bitiyor. Yaz mı bitiyor? Daha 3 Haziran lan. Öyle bakarım ben. Şey, deniz sezonu kapandı da. Bundan sonra kötü deniz olur. Bakalım Türkiye ne yapacak Euro 2024'te? Bize teklif yapacak mesela. Harbi oradan Montella'yı kovayım. Beşiktaş'ın hoca kim ya? Çok merak ettim. Beşiktaş'ın hoca Hansi Flick. Kovulmadı mı ya? Yok. Kovulacaktı, topladı. Toplamış hala 68 puan mı peki? İtalya'ya gittikten sonra kovulmuş olabilir ha. Olabilir. Abi, Erzurum küsmüş ya. Erzurum küsmüş ya. Bence hepsi bekliyor abi şu an. Bir anda gelecek. Hadi be. Hadi inşallah. Galatasaray'ın Ndombele'yi 15'e alıyormuş. Galatasaray'da neler dönüyor ya. Brentford'a kiralamış daha iyi. Erzurum! Aha. Ahmet Başkan. Evet, ağabey. Anadolu'sun. Çok uçmayalım abi. Anadolu'sun. Çok uçmayalım mı? Yalakalık. Her şeye, her şeye söz ver. Hepsini okuyayım. İçli dışlı. Uzun yıllar. Mutluluk duyarım. Düşünmüyorum. Tamamen uygun. Başka ne vardı? Aklıma bir şey gelmiyor. Hadi. Erzurum abi. Erzurum. Benzemez öyle. Lucho Mucho. Bu vatanın çok, takımı. Çok ısındım Erzurum abi. Erzurum abi. Gelmişti. Ayağımıza kadar gelmişti ya. Ah be, düşmezdik biliyor musunuz beyler? Düşmek mi? Çıkardık. Niye çıkardık?
Yine çıkarız. Yine yaparız başkanımla. 2 senelik bir kontrat. Her şeyi baştan yaparız. Bak gençler reddetmiş. Geleceğiz o gençlere. O gençlere geleceğiz. Olacağız da. Aa, bir şeyler gelmiş lan. Kırşehir ve Kırşehir gelmiş abi. Kırşehir gelmiş. Ya Kırşehir'e de yokuz. Erzurum iyidir ya, ne bileyim. Trabzonlu Mendy'yi Ren almış 6-25'e. 88 puan toplamış Trabzon zaten. Mendy nasıl bir sezon geçirdiyse. Barış Alper Salzburg'a gitmiş 8 milyon euro. Abubakar Trabzon. Abubakar Trabzon'a yani gidiyor. Erzurum Spor yönetimi takımın başına birini getirdi gibi bir haber gördüm. İnşallah yanılıyorumdur, evet. Allah Allah. Bizim niye şey yaptınız peki? E biz onlara ne yaptıysak o da bize onu yaptı. Hak ettik bunu, biliyor musun? Armağan Bey ne kadar maaş alıyor? 29 bin. Çalışırdık. Ya 20'ye be oynardık ya. 20'ye de oynamazdık da. Ya çaktırma işte. Transfer yasağı var zaten, neyse. Abi biz yavaştan Diyarbakır'a, Kırşehir'e başvursak mı? Aksaray. Dünyadan. Abi Çatalca Spor bizim burada. İstanbul. Çok kötü takım ama bence. İtibarı çok düşük. Buraya kimseye getiremeyiz. O adam geldi. Çok yıkıldım beyler. Hiç beklemiyordum Erzurum Başkanı'nın böyle bir hamlesini. Abi biz ikinci ligde Kırşehir, Diyarbakır. Buradayım artık tamamen. Yapacak bir şey yok. Başka bir, başka çaresi yok. Playoff takımıymış. Yine playoff'a çıkarmaya çalışacağız. Yaparız. Kırşehir ve Diyarbakır'ın itibarı daha iyi görünüyordu. Gerçi onlar da düşecek. Alt lige düşünce. Ermin Derlek var mesela. Bunun üzerine bir takım inşası. Yapacak bir şey yok. Alt ligde Sırp oynuyor mu ya? Ben çok onu dağıldım ben de... ya. Erzurum yabancı bizi mahvetti ya beyler. Erzurum. Vay be. Bari çağırmasaydı görüşmeyi de hak ettik. Bari çağırmasaydı be. Harbi o da bak, o da şey yaptı ama işte. Biz ona ne yaptıysak o bize onu yaptı işte. Iğdır FK'ya başvurusu reddedilmiş. Ulan eyvah, bizi eyvah de muhatap alıp görüşen adam bir şey lan. Galatasaray Şevşenko'yu getirdi. Şevşenko yeter be. Tayfun Korkunt, Nürnberg hoca buldu. Herkes hoca buldu beyler. Abi Hull City boş. Şehir. Hull City. Kesin alır bize. Kesin. Hull City dalga geçiyor bizimle. Abi Çatalca Spor. Harbi galiba. Nijer. Nijer olur mu abi? Olmaz gibi. Olmaz gibi. Yani abi, kaçırmadıkları süreci olmaz gibi. İş kurdan iş bakalım. Paramıza bakalım ya. Boş ver. Sıkma canını. Abi. Gün abim ya. Yapmaz mı be? Ya. Abi milli takım ne yapmış? Ona bir baksana. Grupta elenmeli bir şey geliyor ya. Yukarıda abi. Türkiye. Nerede lan? Buradan bakalım. Nutella duruyor. Abi. Yememişler. Şimdi bakalım abi. Fikstürü. Grupta çıkamamışız. Ukrayna'ya yenilmiş. Ha, yok. Arnavutluk yenilmiş. Polonya son maç. Polonya bir izleriz mi gidecek abi? Harbiden ya. Biraz kafa dağıtalım be beyler. Harbi çok bilet. Haberimiz çıksın maçı tribünden. Bilet bulamayacağız mesela bu gidiş. Sen rahat olsana. Bilete para vermiş. Oha. Acun abi çözüldü. Ustar şaka mı? Tribündeki en ünsüz adam. Harbiden öyle. Maalesef. Türkiye'nin kadro nasıl? Güzel. Güzel, süper. Cengiz sakatlandı bile. Cenk Enes'in niye böyle hücum çıkmışız ya bu kadar? Hocam biraz... Fazla mı şey yaptın? Çok mu ortada dönüyor maç ya? Pozisyon yok. Pozisyon biz mi izleyemiyoruz diyor ama? Yok. Şimanski atarsa gol diye bağırırım. Kritik an var. Ne iyi maç ya. Kafamız da aldı. Takımın en iyisi mesela şu an. Sakatlandı.
Sarıyer. Biz bu yaz da onları kaçırdı geldi. Şimdi geldi aklıma biliyor musun? Abi böyle bitince bir puan durumunu göremiyor muyuz? Göremiyoruz değil mi? Görebiliriz. Ayarlardan birini seçemiyor muyuz? Aha. Eyvallah. Polonya işte. Kaç tane gol yemeyin ama. Bunu çözerdik biliyor musun kaçışını? Aha. Gol asla yedirmezdik bu. Peki maç sonunda demeç vermez miyiz Rıza Çalınbay gibi? Yani maç sonu bizimle kimse konuşmaz gibi geliyor. Yani belki... Tanınmayız. TikTok'tan yayın açarız belki. Ya da maç sonu böyle üzerimize... TikTok'tan PK açarız Polonyalı biriyle. Mecburuz artık yapacak bir şey yok. PK'lara düşeriz bu kariyerle. Yüzü boyarız yakmaya çalışsak bir şeyle böyle. Benzin döküp yakmaya çalışsak kendimizi. Abi o değil 3 milyon gidiyor ya. Bir şey kalmadı 3 milyonla. Ne yapayım ben iş bulamıyorum ne yapayım yani. İş yok. Bir şey aha. Arda Güler gibi. Oynamıyor muydu araba? Oy. Aa, iş yapmıyor. Yok lan milli takımda oynamaz derler ama. Maç Türkiye'de değil ya. Verdiğin asiste. Allah'tan. Bir şey diyeceğim. Oyun nasıl 24? Ben uyuyordum. İzleyemedim. Güzel ya. Zor biraz. Bize kötüydü. FM 23'ten zor. Kaleciler bayağı geliştirmişler. İlk saatte bir yayındayız. 4 maç. 4 maça çıktık. 14 evet, kendi puan ortalamamız kaçtır? Hangi takımla oynadınız? Lokko. Yok neydi? Leccio. Sonra kovuldunuz mu oradan? Evet. Yok. Kendimizi kovdurduk. Kendimizi kovdurduk. Tazminat almak için yok, kendimizi kovdurduk. Başkana parmak falan mı attın? Nasıl kovdurdun? Öyle bir şey oldu. Benzer. Yaklaşsaydı atardık. Pardon maçından sonra biz 4 şeyler. Puanla çıkabiliyoruz mu ya? Kovul mu sen abi? Diğer maçlardaki sonuç... Aa çıkamıyormuşuz. Aa zaten. Çıkamıyoruz. Falan yok. Yok kovulmuş be. Ulan, aa! Aha yayla çıkamayız. Hadi. Ulan son dakika mı? Hadi Arda. Yapako! Gol! Offside. Offside ama ya. Çok önden çıktı şey Kerem. Versene golü be yalandan. Aa yıkıl bir ülkenin yıkıldığı anlar. Allah'tan hocası değiliz bu arada. Kerem'e ne kadar sövüldüğünü tahmin edemiyorum şu an. Tabii tabii. Bir de o işler olur harbiden. Yok mu en iyi üçüncü muhabbeti ya? Günlük eğlendik de. İşsiziz. Salzburg Amartya 6-25 teklif yapmış. Full City. Selam Acun abi. Yine abi ben. İtalya yapmasak mı artık? Şey diyeceğim. Yap. Deme sen. Kırırız orayı. Şey, İtalya yapma ya. 8. bitirmiş bu takım. Bizim aa, takım bizim... 20. Aa, ya, o kadar. Ya, o kadar. Bak, sorun bizde değil mi? Fark var beyler. Beyler. Yani verilirse alırız gibi geliyor. Bir de alınacak bir intikam var abi. %100. Abi bir de artık her yere başvuracağız. İşsiziz yani ve aylardır işsiziz. Abi Çatalca Spor diyorum hala. Berbat kamera açısında bir Çaykur Rizespor'umuz yok mu? Çaykur Rize'ye maç izlemeye bile gidemiyoruz öyle söyleyeyim. Çaykur Rize mi? Rize'ye başvurunca dalga geçiyor bizimle adamlar. Çaykur Rize'ye başvurdum da bayağı baksana Acun Ilıcalı. Acun abi. Bari Survivor'a ağır bastı diyor ya. Survivor'a sekmez. Baksana. Bir sene Survivor'a. Dırfek Bülent Uygun diyor. Masterchef'e falan başvursak abi? Evet bizim. En azından bir süre yani böyle. Abi bizim işsizlik. Maddi ben anlamda... var ya bir kulüp bu sefer bir daha gideceğimiz kulüpte. Söz veriyorum ki başkana parmak atmayacağım. İşsizlik başıma vurdu ya. Kovuyor musun abi? Kovmerem mi? Kovmerem. İş yok abi ya. İş yok beyler. İşe sahip çıkmak lazım. Hak abi yarın abi. Öğleden sonra müsait misin? Yarın neyim? Müsait misin öğleden sonra? Bir bak, uğrayayım sana. Bakmam lazım. Yarın tekrar konuşalım bunu. Cans. Bilmiyorum çünkü yarın ne olacağını.
Girona mı? Sekmez ki ya. Abi artık Girona kabul bile etmiyorlar bizim başvuruları. Chat'ten sormuşlar abi, hani bu kadar süredir işsizlikten sonra başladığın takımda başkan parmak atsa istifa eder misin şeklinde bir soru gelmiş. Etmeyeceğim. Bir iki sene bir yerden indirmemiz lazım paraları. Çok kötü bir açlık olmuş şu an bende. Bak biz bir senedir falan bu kariyer açık. 12 ayda 150 bin euro para kazandık. 4,5 milyon lira yapar. Evet. 12 ayda 4,5 milyon lira götürür mü? Götürür. 15 ayda götürür mü? Götürür. Ama 18 mental ay bak geldiği zaman artık bir şeyleri sorgulaman gereken bir yere girmişsindir. Bir de yıl 2024 abi, kur evet, kim bilir kaç şu an. Enflasyon. Tabii, tabii. Enflasyon. Ya, evde şu an hanımla tersleşiyoruzdur muhtemelen parasızlıktan. Acaba parayı faize yatırsaydık mı acaba? Yemişizdir muhtemelen biz o parayı. Yani çocuklarımız beslenme çantası götürmeye başlamıştır okula çıtırdan. Beslenme yani çantası. Yani bak Temmuz geçer, Ağustos geçer bu paraya. Eylül geçer. Ekim'den itibaren lisans işi de kaldı diyor bak Mancunyan. Yani bizim öyle bir kulübe gitmemiz lazım ki bizim kendimize lisans da çözmemiz lazım. Bizim lisansımız da yok abi. Ya bu işsizlik devam ederse Kasım'da kombi mombi açamayız. Ya Kasım neyse ki bu sene sıcak geçiyor, öyle diyeyim size yani. Acaba seneye Kasım mı olacak? Ya 2024 Kasım'ı nasıl bilmiyoruz. Daha da sıcak olur ya. Her sene kötüleşiyor. Bu arada bu nasıl Kasım harbiden ya? Ülke ne oldu lan bu gezegene? Ben klima açtım abi bugün. Greta. En haklı kızdı. Çalışmıyor abi Greta. Onun yüzünden böyle buralar. Azıcık uğraşsa. İş yok abi, iş yok. Beyler. Kimse kovulmadı bir de. İşsizlik. Bak yazım kimse o başkanla takışmadı mesela. Biz 50 kere takışırdık. El Hilal Zaniolo'ya 35 attı mesela. Biz böyle izliyoruz bu paraları. Bizim de artık o paralarda söz hakkımız olmalı. Biz de artık buraların adamı olmalıyız. Berkay Vardar'ı Paderborn alıyor bak. Abi. Beşiktaşlı Montero 150 bine gidiyor. Emre Mor 2.6'ya gidiyor. Teklif lazım. Aç kaldık ya. Açlık çekiyoruz beyler. Tam da takımların yapılanmaya başladı diyorum. Hiç teklif falan bir şey değil. Baksana abi iş ya. Yok abi iş. Abi milli takıma atsak Valladolid diyeceğim ya. Orada. Nerede? La Liga'da abi almaz ki. Nasıl az? Değil. Yok canım, ikinci lige düşmüştür ya. Düşmüş evet. Geçen sene de mi buradaymış? Öyle bir kan yapar ki bize. Geçen sene de mi buradaydım Valo? 10'uncuydum diyor. Ne çıkartacağız burası? 36 milyon euroluk adam mı var? Bir stop yapacağız. Satacağımız adam. Gel bakalım ya. Olamıyoruz ki abi. Evet. Talip olamıyoruz artık ya. Talip olunmuyor artık arkadaşlar. Taliplik gitti ya elimizden. Faksımız ulaşmıyor. Faks gitmiyor. Makine yazmıyor. Ne yaptık? Telefon faturasını da ödemedik. Yazmışlar abi, doğru söylüyorlar. Abi KPSS falan mı kassan yazmışlar? Hayır böyle bir şey lazım. KPSS mi? Ben öğretmenliğim. 3 ay önce, 3 ay önce 4,5 milyon lira tokatladım canım, almayayım. Siz çalışın KPSS'ye. Union Berlin mi? Berlin'de yaşarız. Abi göreve talip olamıyor mu işi başladı, farkında mısınız? Unutulduk. Abi göreve talip ol yeri kapalı ya. Bir şey söyleyeceğim, biz böyle devam mı edeceğiz kariyeri? Lisansımız bittiği için galiba yapamıyoruz. Profesyonel kulüplere. Ne lisansı bitti lan? Niye olamıyor o zaman talip? Niye olamıyoruz abi? Vardır abi lisansımız. Yok mu? Banlamışlar bizi abi futboldan. Uluslararası C lisans beyler. Var evet. Abi yenilen gol. Aa, olur o kadar ya.
18 tane gol yiyor. E kaleci hatırlamıyor musunuz beyler? Şöyle bir şey diyeyim. Fortuna Düsseldorf diyor mesela abi. Bamgüm top şey kovmaya başladı takımlar. Aha var Cagliari açık. Serie A'daymış o da ya. Kapalı. Düsseldorf kapalı mesela ya. Niye gidemiyoruz? Lisans düşük. Ha. Abi acaba Almanya'da bu lisansla çalıştıramıyor muyuz? Olabilir. Öyle bir kural mı var? Dur bakalım ya. Birileri gelecek beyler. Birileri gelecek. Bu arada bugünü yeni takımımıza gidince kapatacağım. Sabaha kadar yayındayız. Aynen sabaha kadar buradayız. Saat bakma benim yarın iş güç var. Harbi ya bir sonraki yayına mı bıraksak? En az Ekim'den Kasım'dan önce bulamayız. Ne yani, diyorsun? Bence saat bir buçuk diyelim mesela. Yarım saatte arayalım. Ekim Kasım'a duacıyız mesela. 15 dakika sonra kapatırım diyeyim o zaman. 15 mi? Okey. Makul. Bir bakalım piyasaya. Piyasaya bakalım. Tatile mi gitsek mesela bir Ekim'e kadar falan? Abi o para yok. Para yok. Neye gideceğiz? Ha? Abi acaba diğer yerine sürpriz mi olsa hangi takıma gittiğimiz? Öyle yok, olacak bulur gibi duruyor. Yetişmez yani. 15 dakikada buluruz bence. Bu ama yok. Böyle chatte chatte karar olacak. Veririz ya. Yayında karar veririz. Haftaya. Haftaya karar veririz be beyler. Abi biz neyi hesaplayamadık biliyor musun? Fethiye Başkanı'nın çevresini. Tabii tabii. Harbi mafya çıktı o herif. Bizi bitirdi. Evet. WhatsApp'ta var ya. Tüm başkanlara ulaşmış belli bizi. Direkt UEFA'ya yazmış adam bizi. Buna ekmek yedirmeyin. Aha Beşiktaş. Beşiktaş bizi masar olarak bile almış şu an. Beşiktaş bize şaka bile yapmaz öyle bir. Masarı kabul ederiz bu arada ya. Tayfur Bingöl'e masaj yaparız. Aa gel alt yaş takımı çalıştırırsak. Öyle bir şey yapsak önce. Çalıştırılıyor mu lan harbi gidelim Beşiktaş U21'de şov yaparız. İşte şey abi. B takımlarına gidebiliyoruz galiba da bilmiyorum alt yaş takımı çalıştırılıyor mu? Halim şu an garsonluğa bile okeyiz maalesef parasızlıktan. Çok fena bir durum var abi ya. Çok çok fena bir durum var. Haftalık iş güncellemesi. Konyaspor. Haftalık iş güncellemeleri şey abi. İşte organizasyonda tabii palyaçoluk ben ayım. Meddah aranıyor. Medrano sirkine at aranıyor. İşler bunlar ya. Yemek su. Kabul değil mi peki? Abi. O. Ya Ekim'den Kasım'dan önce kimse gelmeyecek. Bence yayını kapatalım. Bir dahaki yayın buradan başlatalım. Bence de makul. Evet chat. Bu macera nereye gidecek? 20-30 sene sürecek bir serüven. İkinci sezonunda nerede olacak? İlk sezonumuzda Lecco'daydık. Başkanı 1,5 milyon tokatladık ve döndük. Peki devamını 4,5 milyon. Peki devamında nerede olacağız? Bu heyecan fırtınası önümüzdeki hafta devam edecek. Hepinizi abi, bekliyoruz. Rasmus Ankersen Süper Lig hocu istiyoruz ya artık demiş. Bak Göztepe'li mesela. Bizi almadı Göztepe bak. Güney Göç teşekkür ederiz. Onur Rozier teşekkür ederiz. Alpaslan Yılgın teşekkür ederiz. Lani Developments teşekkür ederiz. Mehmet Yıldırım. Git pizzanı yeriz. Yenil içinde başarılar demiş. Kerim Çerin. Lecco'ya git demiş. Gittik mesela. Berkay Şahin teşekkürler. Eray Baran Şahin. Sen çağ kebapçılarına gibi girmiştin. Ondan dolayı bir dayak işi olması her durumda demiş. Gidemedik zaten. Mehmet Sarıca. Bakacağım mail kutuma. Yunus Çağlayan. Unuttuk. İrkan Can Demirtaş. Kerim Çerin. Teşekkür ederiz. Teşekkürler arkadaşlar. Önümüzdeki hafta bu şahane kariyer devam edecek. Yarın FM Draft yayınımız var ekiple beraber. 5 büyüklük yok.
Diğer bütün oyuncular serbest. FM draftımız. Sakın kaçırmayın. Yarın bu kanalda. Kaçtı abi yani. Saatini Koray abiyle falan da konuşalım da ayarlayalım. Tamamdır. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın. Herkese iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.